Herkese merhaba. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi olarak düzenlediğimiz Anamet Kütüphane konuşmalarına hoş geldiniz. Ben Çiğdem Yıldırım, Anamet Kütüphane sorumlusuyum. Bugünkü etkinliğimizin başlığı geleceği aydınlatmak, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yüksek öğretimin yeniden inşası 1923-1946 sergisi. Konuşmacılarımız ise Doktor Burak Başaranlar, Natali Defne Gier ve İrem Ünal. Kendilerine katılımları için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sizlere konuşmayla ilgili kısa bir özet vermek isterim ilk olarak. Cumhuriyet'in ilanı Türkiye'de siyasi, ekonomik ve toplumsal alanı kapsayan geniş çaplı bir toplumsal değişim hareketini başlatmıştır. Bu değişim hareketinin hissedildiği önemli alanlardan biri de yüksek kurumları ve yüksek öğretim alanında yapılan yeniliklerdir. Burak Başaranlar konuşmasında bu dönemde faaliyet gösteren kurumları mercek altına alarak bu dönüşüm hikayesine damga vuran yasaları, bu kurumlarda görev alan akademisyenleri ve bu okullarda eğitim alan öğrencileri kapsayan bu çok katmanlı dönüşüm hikayesini bize anlatacak. Eee Natalie Defne Giyer ve İrem Ünal ise Anamette kurulan ve şu an ziyarete açık olan serginin hazırlık süreciyle ilgili bilgi vereceklerdir. Ee, sizlere konuşmacılarımızla ilgili de kısa bilgi vermek isterim. Ee, bilgi verdikten sonra sözü aynı zamanda etkinliğin moderatörlüğünde üstlenen sevgili Defne Giyer'e bırakacağım. Doktor Burak Başaranlar akademik çalışmalarını çekirdek program Kadir Has Üniversitesi'nde sürdürmektedir. Madun gruplar, devlet inşası ve tek partili rejimlerde devlet toplum ilişkileri gibi konularda uzmanlaşan Başaranlar doktora derecesini Binghamton Üniversitesi, State University of New York tarih bölümünden almıştır. Doktora tezinde 1923-1950 yılları arasını kapsayan döneme odaklanan başaranlar, milliyetçi politikaların Doğu Trakya ve İç Doğu Anadolu bölgelerinde devlet inşa süreçlerini nasıl şekillendirdiğini araştırmıştır. Cumhuriyet ve geç dönem Osmanlı İmparatorluğu üzerine yoğunlaşan çalışmalarının yanı sıra doktora eğitimi süresince tarihsel sosyoloji ve Sovyetler Birliği tarihi alanlarında da yandal yapmıştır. Çalışmaları Türk Tarih Kurumu Fulbright ve Binghamton Üniversitesi tarafından verilen araştırma burslarıyla desteklenen başaranlar 2019 yılında ise Binghamton Üniversitesi'nin vermiş olduğu Research in Excellence ödülünü almaya hak kazanmıştır. Araştırmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen çeşitli çalıştay ve konferanslarda sunan başaranların çalışmaları Middle Eastern Studies ve National Papers gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır. Daha önce Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Binghamton Üniversitesi'nde araştırma ve öğretim görevlisi olarak dersler veren, başaranlar Journal of Ottoman and Turkish Studies dergisinde de yardımcı editör olarak görev almıştır. Natalie Defne Gier, McGill Üniversitesi'nde Üniversitesi tarih yüksek lisansını, ardından Oxford Üniversitesi'nde Geç Antik ve Bizans Tarihi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Londra Üniversitesi UCL Arşiv ve Belge Yönetimi Bölümünden Arkeoloji ve Archives in Turkey, "A Tale of Late Modernization" başlıklı yüksek lisans teziyle mezun oldu. Alman Arkeoloji Enstitüsü, Athena Fransız Okulu Salt ve Sakıp Sabancı Müzesi'nde kısa dönemli arşiv projelerinde yer aldı. 2019 yılında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi e, merkezinde anamette birim kütüphanesi olarak çalışmaya başladı. 2023'ten itibaren Sunakuraç Kütüphanesinde arşiv uzmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Anamed Library Podcast, burada konuşmak serbest podcast yayınının kurucularındandır ve arşiv temalı yayınlar yapmaya devam etmektedir. Kadın Eserleri Kütüphanesi Yönetim Kurulu üyesidir. İrem Ünal, 2013 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Portakal Kültür ve Sanat Evi'nde kütüphane sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Bahçeşehir Koleji, İKSB gibi kurumlarda kütüphanecilik yaptı. 2016 yılında, yılından bu yana Koç Üniversitesi Sunakıraç Kütüphanesi'nde Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Birim Kütüphanesi olarak çalışma hayatına devam ediyor. E, 2020 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Anamed Library Podcast, burada konuşmak serbest podcast yayınının kurucularındandır ve kütüphanecilik temalı yayınlar yapmaya devam etmektedir. Ünal, Ayrıca Türk, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesidir. Son olarak e, size birkaç teknik bilgi vermek isterim. Kamera ve mikrofonlarınız otomatik olarak kapatılmış olduğunu belirtmek isterim. Sorularınız olursa e, chat kısmına yazabilirsiniz. E, soru cevap bölümünde e, moderatörümüz Defne Giyer tarafından konuşmacılarımıza iletilecektir. E, şimdi sözü Defne Giyer'e veriyorum ve e, iyi dinletiler diliyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Çiğdem e, bu giriş için. E, herkese de e, hoş geldiniz. E, i̇yi akşamlar demek isterim. E, bugünkü konuşmanımız e, geleceği aydınlatmak Cumhuriyet'in ilk yıllarında Yüksek Öğretimin Yeniden inşası 1923-46 e, başlıklı sergimizi bu etkinlikte ele alacağız. E, Çiğdem'in de bahsettiği üzere e, sergimiz Şubat ayında açıldı. 28 Mayıs'a kadar e, İstiklal Caddesi'nde bulunan Anamet binasının e, galeri bölümünde gezebilirsiniz. Zaten hemen girişte e, kaçırmanıza imkan yok. Ee, biraz e, sohbetimize başlamadan evvel e, bu bu serginin e, kuruluşunda yer alan ekibi size tanıtmak isterim. E, bu sergi Koç Üniversitesi Suna Kütüphanesi ve Anamet işbirliği ile gerçekleşti. Serginin içeriğini oluşturan ekip Tuğba Akbay Türkçanak, Burak Başaranlar, İrem İna e, ve ben Defne Giyerdik. Sergi danışmanı ve metin yazarı Burak Başaranlar, e, arşiv araştırmasını yapanlar e, İrem Ünal e, ve ben, tasarımı Nazurlu yaptı. Ee, ve bu şekilde bu sergi e, oluştu. Bu konuşmanın amacı aslında sizlere sergimizi tanıtmak, bu serginin amacından bahsetmek, e, bu sergi ziyaretçilere ne mesajı veriyor ve arka plandaki e, hazırlığı size anlatmak istiyoruz. E, bu noktada sözü ilk olarak buraya vermek istiyorum. Kendisi 100. yılında cumhuriyete anlamakla ilgili kısa bir giriş yapacak. Bu sayede sergi sergiye ve sergiyle serginin sürecini daha iyi anlamamızı sağlayacak. Ardından sohbetimize devam edeceğiz. Sözü sana bırakıyorum Burak. Evet. Ben hemen bir ekran paylaşım izninizle Şu an paylaşamıyorum ama. Ee, hemen bakıyorum. Ee, belki hostluklarda bir değişiklik olmuş olabilir. Çiğdem ee, co-hostluğa bir tekrar bakabilir misin acaba ben de? Tamamdır. Tamamdır. Sanırım ekran gözüküyor bir sıkıntı evet. yok. Tamamdır. Bir ee, de büyük e, şey full ekran yapabilir misin acaba? Evet, şöyle sanırım evet. oluyor. Şimdi öncelikle e, hem Çiğdem Hanıma, Defne Hanıma, İrem Hanıma, daha doğrusu sergide e, katkısı geçen herkese teşekkür ederim. E, umarım sizin de e, ziyaret etme fırsatınız olur sergiyi. Ben ziyaret edin diye açıkçası biraz sergiyle alakalı size belli ipuçları vereceğim. Hangi kurumlardan bahsettiğimizi anlatacağım kısaca. Ama sergiyi tam bir tasarımıyla işte her bahsettiğimiz bütün kurumlarıyla Açıkla açıklamayacağım. Dolayısıyla eğer vaktiniz olursa sergiyi gezebilirseniz, sergiyi gezdikten sonra da eğer fırsatınız olursa anı defterine sergiyle alakalı ne düşündüğünüzü yazabilirsiniz. çok iyi olur. Daha sonrasında yanlış bilmiyorsam e, oraya yazılan yorumların bir kısmı sosyal medyada falan da paylaşılıyor değil mi? Evet, böyle güzel bir uygulaması da var. E, şimdi ben biraz Biraz daha sergiyle alakalı tabii ki konuşacağız. Daha çok yüksek öğretim üzerine konuşacağız. Ama yüksek öğretim kurumlarından önce, yani ben daha o temel konuya girmeden önce biraz daha 20. yüzyıl tarihinden, 20. yüzyıl küresel tarihinden biraz bahsetmek istiyorum. Ve bu küresel tarihten bahsetmemiz bence bizim cumhuriyeti görme biçimimizi daha e, olumlu anlamda değiştiriyor. Cumhuriyet döneminde e, yüksek öğretim alanında yapılan katkıları daha iyi kararımıza yardımcı oluyor diye düşünüyorum. E, o konuyu da açıklayacağım ama öncesinde 20. yüzyıl tarihine baktığımızda Cumhuriyet'in kuruluşunu nasıl konumlandırabiliriz? Bir ülkenin inşasını, e, bir ülkenin inşası hikayesini nasıl anlatabiliriz? Önce bununla alakalı bahsetmek istiyorum. Şimdi e, genel olarak ben tabii tarihçi olduğum için lisans, yüksek lisans, doktora eğitimim hep tarihçiydim. Tarih bölümlerinden mezun oldum ve bir soruyla çok sık karşılaştım bu süre, süre boyunca. Karşı olduğumu söylediğimde insanlar bana şey soruyorlardı. Ya Burak ne zaman, hangi tarihte sen yaşamak isterdin? Dünyada böyle iyi bir dönem var mıydı insanlık için ee, gibi? Veya hani o dönemin özellikleri nelerdi gibisinden? Ben de o soruya genellikle şöyle diyordum. Bence bütün yüzyıllar, bence bütün yıllar, eşit olarak kötü, acı dolu, savaş dolu. <laughs> Ama 20. yüzyılın bence daha da kötü bir tarafı var ve bu soruyu şöyle cevaplıyordum. Hangi dönemde yaşayacağımı size söyleyemem. Ama hangi dönemde yaşamak yaşamak istemezdim onu söyleyebilirim. Aslında işte o dönem cumhuriyetin kurulduğu döneme tekabül ediyor. 20. yüzyılın ilk yarısı daha doğrusu yani 1900 ve 1950 arasını kapsayan dönem. Şimdi neden böyle olduğunu açıklayayım. Şimdi birincisi e, burada bazı alıntılar görüyorsunuz yazarlardan, felsefecilerden, işte bir sosyologtan. Şimdi mesela Isaiah Berlin 20. yüzyılı nasıl hatırlıyorsun? Kendisi bu arada bir holokost şey, İngiliz bir filozof. Kendisine soruluyor 20. yüzyılı nasıl hatırlarsın diye. Kendisinin cevabı çok açık. 20. yüzyılı Batı tarihindeki en kötü yüzyıl olarak hatırlıyorum diyor. Ama Isaiah Berlin bu hissiyatında yalnız değil. Bunun gibi aslında pek çok insan var. Başka bir örnekte Rene Dumont. Kendisi de bir Fransız, Fransız bir sosyolog, işte tarım ekonomisi üzerine çalışmaları var. Ona sorulduğunda, o da ben 20. yüzyılı yalnızca katliam ve savaş yüzyılı olarak görüyorum diyor. Ben de aslında çok büyük ölçüde 20. yüzyılın ilk ilk yarım ilk 50 yıllık bölümü için benim değerlendirmelerim de çok benzer. Şimdi bir tane başka bir tarihçiden daha bahsedeceğim. Eric Hobsbawm diye bir İngiliz tarihçi var. İngiliz bu İngiliz tarihçinin Age of Extremes, Aşırı, aşırılıklar çağı diye bir kitap var ve bu aşırılıklar çağı başlıklı kitabında Hobsbawm 20. yüzyıl tarihini anlatıyor. Peki 20. yüzyılı nedir bu kadar böyle kanlı, şiddetli veya yıkıcı yapan? Biraz onlardan bahsedeyim. Şimdi biz dünyada aslında ilk Dünya Savaşlarını bu tarihsel aralıkta görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı. Tabii ki daha önce farklı kıtalarda, farklı devletlerin bir araya gelerek bir, ara, bir arada savaştığı örnekler var. Böyle örnekler hiç yok demiyorum. 19. yüzyılda var. İşte sömürgecilik falan gibi eğilimler var. Ama birinci Dünya Savaşı'nı, ikinci Dünya Savaşı'nı bence diğerlerinden ayıran çok temel bir özellik var. O özellikte şu bütün küresel güçler neredeyse dünya siyasetine yön veren bütün küresel güçler bu iki savaşın da bir parçası ve bu e, bu iki savaşı oldukça yıkıcı hale getiriyor. İlk özellik bundan bah bahsedeceğim. İkinci özellik daha önceki yüzyıllara baktığımızda evet savaşlar var ama bu savaşlar genellikle daha kısa sürüyor. Bir sene sürüyor, iki sene sürüyor en fazla. 4 sene süren, 6 sene süren örnekler neredeyse yok denecek kadar az. Birinci Dünya Savaşı 4 sene, 1914'te başlıyor, 1918'de sona eriyor. İkinci Dünya Savaşı 1939'da başlıyor, 1945'te sona eriyor. Dolayısıyla 4 ve 6 senelik iki tane çok yıkıcı, bütün küresel güçlerin neredeyse angaja olduğu bir iklimden bir siyasi iklimden bir dünyadan bir küresel siyasetten bahsediyoruz. Bu savaşları ayırt edici kılan başka bir özellik de şu: ee, bu sava eskiden savaşlar ordular belli bir alana giderlerdi, o alanda çarpışırlardı, yenen belli olurdu, yenilen belli olurdu, toprak kayıtları, anlaşmalar imzalanırdı ve iş biterdi. Bu savaşlara baktığımızda artık savaş alanı diye bir şey kalmıyor cephe diye bir şey kalmıyor daha doğrusu. Ülkelerin toprakları tamamen savaş alanına dönüşüyor. Mesela işte ben iki ay önce Hamburg'a gitmiştim. Hamburg'da dolaşırken işte İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz uçaklarının vurduğu kiliseleri vesaire görebiliyorsunuz. Şehir merkezinin ortasında. Yani sivil popülasyon, sivil nüfusun da bir parçası haline geldiği savaşlar ve bu sebeple böyle insani trajedi çok büyük ölçekli olarak yaşanıyor ve aynı zamanda dünya tarihindeki tabi en ölümcü savaşlar bunlar mesela bir günde 60 bin kişinin 70 bin kişinin öldüğü savaşlardan bahsediyorum aslında dünya tarihindeki ilk küresel savaşlar dediğimde İkincisi tabii bu bu tarihsel gerçeklikle hepimiz öyle veya böyle aşinaiz. İkincisi bu dönemde otoriter rejimlerin, faşist rejimlerin yükseldiğini görüyoruz ve bu işte tırnak içerisinde söylüyorum demokrasinin beşiği olan Avrupa'da da durum e, bu şekilde. Hatta Avrupa'da en sert ve en radikal biçimde yaşanıyor. Almanya'da Hitler iktidara geliyor, İtalya'da Mussolini iktidara geliyor ama diktatörler sadece bu iki ibaret değil. Doğu Avrupa'nın şöyle bir 20. yüzyıl haritasına baktığınızda Doğu Avrupa'nın neredeyse tamamı otoriter rejimlerle yönetilen e, liderler tarafından e, kontrol ediliyor. İşte bunu mesela Romanya falan gibi örnekler dahil edilebilir. Aynı dönemde işte Franco var. İspanya'da 1936-1939 yılları arasında bir iç savaş. Dolayısıyla aslında politik olarak da çok e, savaş var. Politik olarak işler iyi gitmiyor ve son olarak bir de bizim bugün hala deneyimlediğimiz bir göç tırnak içerisinde söylüyorum yine problemi. Burada da bu savaşlar sonucunda, bu işte agresif, saldırgan rejimlerin oluşması sonucunda milyonlarca insan yerlerinden ediliyor. Yani 1945'te buna ben bu sunumu hazırlarken tekrardan baktım. 1945'te yapılan bir hesaba göre yaklaşık 40 milyon insan yerini yurdunu kaybetmiş vaziyette. Yani böyle acayip bir e, siyasi iklimden bahsediyoruz. Dünya tarihinde hiç tanıklık etmediğimiz, sonrasında da Soğuk Savaş döneminde bile tanıklık etmediğimiz bir iklimden bahsediyoruz. Şimdi bir de buna tabii bizim kendi tarihimizi, Osmanlı ve Türkiye tarihini eklemlemek gerekir. Şimdi bizde periyodizasyon şöyle de, Birinci Dünya Savaşı 14'te başladı, 18'de bitti. 18-22 arası Kurtuluş Savaşı, sonraki dönemde de Cumhuriyet'in ilan gibi ee, Ama böyle kapalı izole dönemler gibi ele alınır bu dönemler. Ben aslında bu dönemi tek bir dönem olarak görüyorum. Yani 1912 ile başlayan süreç, Balkan Savaşları ile başlayan süreç 1922'ye kadar kısa aralıklarla da olsa devam ediyor. İşte ve Balkan Savaşları Osmanlı İmparatorluğu için çok yıkıcı savaşlar. Edirne kaybediliyor eski başkent. Çok fazla Müslüman nüfus buraya göçmek zorunda kalıyor vesaire. Dolayısıyla yani bu cumhuriyeti aslında biz düşünürken, cumhuriyet üzerine konuşurken bizim bu tarihsel bağlamı muhakkak göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu böyle kaotik, saldırgan, agresif, şiddet dolu e, bağlamı muhakkak göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Biz genelde daha miyopik bir şekilde bu olaylara yaklaşıyoruz. Miyopik derken neyi kastediyorum? Birinci Dünya Savaşı, işte veya Cumhuriyet Tarihi, Cumhuriyet ilan edildi. Peki sonra ne oldu? Sonra biz tekrardan yüzümüzü Cumhuriyete dönüyoruz. Türkiye'ye bakıyoruz sadece veya Osmanlı'ya bakıyoruz. Ama aslında bu meseleyi Cumhuriyet'i biraz daha küresel düzeyde anlamak gerekir. Cumhuriyeti o küresel bağlamın içine oturttuğumuzda. Bence bu dönemde ger gerçekleşen en az belli alanlardaki toplumsal dönüşümler daha da kıymetli hale geliyor. Benim temel iddiam bu. Ee, bu dönemde gerçekleşen böyle toplumsal dönüşüm dediğim gibi devletlerin birbirlerini sürekli tehdit ettiği, özellikle 1930'lardan sonra 2. Dünya Savaşı ihtimalinin ilden ilgi kendine gösterdiği bir dönem ve dolayısıyla bizim bugün konuşacağımız reformlar bu dönemde, bu kaotik dönemde yapılıyor. Ve ben açıkçası hani bu politikalar için şöyle bir kelime kullanacağım. Tek bir kelime seçtim, özveri. Bu dönemde yapılan bahsi geçen reformları aslında hayata geçirebilmek ciddi bir özveri gerekiyor. Ee, ve Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında da yüksek öğretim alanında bence bu özveriyi görüyoruz. Çünkü dünyada çok daha yakıcı problemler mevcut. Cumhuriyet zaten bir savaş, bir imparatorluk yıkılmış devr e, yani devraldığı toplumsal yapı, devraldığı coğrafya çok sıkıntılar çekmiş uzun yıllar boyunca böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ama buna rağmen Cumhuriyet kadroları yani bu yüksek öğretim alanında yapılan yenilikler aslında bize şunu gösteriyor Mustafa Kemal ve işte arkadaşları genel olarak eğitimi her zaman en sıkıntılı dönemlerde bile öncelikli bir yerde konumlandırıyor ve bu perspektiften de pek geri adım atmıyorlar. Şimdi bu tarihsel bağlamı e, bağlamdan biraz bahsettim. Burada da yani burada olaylar var. Burada aslında biraz bu kronolojiyi izleyiciler için hazırladım. Teker teker saymak istemiyorum ama. Sol tarafta yüksek öğretim alanında yapılan yenilikleri görüyorsunuz. Sağ tarafta da o az önce tarif ettiğim genel hatlarıyla tarif ettiğim ee, o aşırılıklar çağını, aşırılıklar çağında da felaketler çağı olarak tanımlanan olayları görüyorsunuz. 1924'te büyük buhran Japonya'nın işgali Hitler, Franco vesaire. Ama bundan bahsettiğim için daha fazla durmayacağım. Şimdi şeyden bahsetmiştik, veri kelimesinden bahsetmiştik. Bir de şimdi bu küresel bağlamı düşününce evet, ciddi bir özveri söz konusu. Ama bir de Türkiye'de bunu bir ulusal düzeyde de düşünmek lazım. Cumhuriyet nasıl bir toplumsal yapıyı devraldı? Buna dair bir genel bir bilgi vereyim. Şimdi buradaki sayıları vesaire hepsini teker teker saymayacağım. Siz inceleyebilirsiniz. Ama bence şu bilgi çok ilginç. Türk Cumhuriyeti kurulduğunda okuma yazma oranı 1927'deki nüfus kayıtlarına göre %11 civarındı. Yani %10 okuma yazmaktan bahsediyorum bu arada. Hani orta öğretimi, yüksek öğretimi vesaire falan bir tarafa bırakalım. Okuma yazmayı bilen insan sayısı toplam nüfusun %11'ine tekabül ediyor. 1927 nüfusuna baktığımızda şimdi ekranda 13.6 milyon görüyorsunuz. Ama 1914'teki nüfus sayımına baktığımızda yani Osmanlı'da Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki durum nasıldı diye baktığımızda 16 milyonluk, 16,5 milyonluk bir nüfus söz konusu. Şimdi o yapıda artık işte 3 milyon insan yok olmuş, artık sınır dışında kalmış ve ülke içinde yaşamıyorlar veya hayatlarını kaybetmişler. Dolayısıyla insani yani beşeri sermaye açısından ülkenin çok sıkıntılı olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bir de son olarak şu rakamdan da şu sayıdan da bahsedeyim. Mesela orta öğretim ve üstü seviyelerdeki öğrenci sayılarına baktığımızda 1927'de 3000 kişi. Yani bu rakam da bence oldukça çarpıcı. Dolayısıyla şimdi bir de tabii Anadolu'da zaten uzun süredir hüküm süren bir işte yoksulluk savaşın etkileri vesaire falan gibi problemler var. İşte mesela Anadolu'daki nüfusun çok ezici çoğunluğu şehirlerde yaşayan nüfuslar değil, şehirde yaşayan insanlar değiller. Daha çok tarımsal alanlarda yaşıyorlar. Bu da bir şeyi zorlaştırıyor. Bu eğitim kurumları bu köylere kadar nasıl ulaşacak? Yani bunun için çünkü çok ciddi bir kaynak gerekiyor. Ama Cumhuriyet yönetiminde bu kaynaklara en azından ilk yılları itibariyle çok hakim değil. Ama bununla beraber yani şunu söyleyebiliriz Türkiye toplumu ile alakalı insanların bu dönemdeki insanların veya toplumun eğitim gibi acil böyle bir toplumsal talebi yok. Bu konu bence düşündükleri ilk konu da değil. Düşündükleri ilk konu muhtemelen karınlarını doyurmak, iyi bir evde oturmak vesaire. Fakat Cumhuriyet yönetimi biraz yani bu toplumsal arka plan düşününce bence biraz akıntıya karşı kürek çekiyor. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Bunu olumsuz bir anlamda söylüyorum. Söylemiyorum aksine olumlu anlamda söylüyorum. Çünkü yani akıntıya karşı kürek çekiyor. Çünkü insanların direkt olarak talep etmediği, çok daha acil problemlerin olduğu bir dönemde Cumhuriyet eğitime, verdiği önemi bu alana yapmış olduğu yatırımları yapmaktan asla vazgeçmiyor. Dolayısıyla yenilik konusunda, eğitimde yenilik konusunda epey bir ısrarcı olduğunu görüyoruz Cumhuriyet yönetiminin ve bu iflah olmaz bir inatçılıktan falan dolayı değil, bunu Cumhuriyet kadroları şu şekilde konumlandırabiliyorlar. Evet. Biz şu anda toplumsal olarak çok sınırlı kaynaklarımız var. Belki acil bir toplumsal talep değil ama Türkiye eğer 5-10 sene içerisinde ileriye doğru adım atacaksa bu da bu bahsettiğimiz eğitim kurumlarının, eğitim altyapısının oluşmasıyla gerçekleşecek. O yüzden bu sergiyi gezerken eğer gezme fırsatı bulursanız bu çerçeveyi göz önünde bulundurmanızı isterim. Bahsettiğimiz bütün işler aslında bu tarihsel bağlamın e, içinde yapılıyor ve bence daha da anlamlı hale geliyor. Genel olarak böyle bir başlangıç yapabiliriz. Evet çok sağ ol Burak gerçekten çok değerli bir özet yaptın ve şey de gösterdi bu e, özet hani eğitimin eğitim tarihini reformları. E, Aynı dönemde yaşanlar, yaşanılanlardan yani bağımsız düşüneme, düşünülemeyeceğini gösterdi. O zaman buradan konuyu eğitim tarihine alabiliriz evet. uh -huh. ve bu noktada Osmanlı'dan Cumhuriyete eğitim konusunda bir devamlılık var mı yok mu? Cumhuriyet nasıl ayrışıyor? Ondan biraz bahsedebiliriz. Herkesinde. Evet aslında e, biraz şeyle başlayayım şimdi bu süreklilik ve kopuş meselesi şey bir konu e, tartışmalı bir konu o konuya <laughs> zaten şey yaparız tekrardan gireriz daha detaylı ama Osmanlı'da ne oluyordu biraz ondan bahsedelim evet. isterseniz şimdi Osmanlı'da yani Osmanlı'da eğitim kurumları teknik eğitim veren okulların kurulması e, daha çok böyle 18. yüzyılın sonunda falan gerçekleşmeye başlıyor. 18. yüzyılın sonunda işte e, belli okullar açılıyor, özellikle böyle mühendislik alanında daha çok orduya aslında hizmet edecek türden okullar açılıyor. Çünkü bu dönemde Osmanlı orduları artık yavaş yavaş savaşları kaybetmeye başlıyor savaşları kaybetme için de kaybettikleri için de bizim bu konuyla alakalı işler yapmamız diyerek daha çok teknik eğitime ağırlık veriyorlar. Ama bence 19. yüzyıl daha önemli bir eşik bizim eğitim tarihimizdi. Çünkü diğer bütün alanlarda olduğu gibi aslında eğitim tarihinde de bu dönemde çok ciddi adımlar atılıyor. Bu noktada bizim bu işte insanların gavur padişah veya modernleşmeci padişah diye andıkları işte Mahmut, ikinci Mahmut'u anmadan geçmemek lazım. İkinci Mahmut döneminde böyle belli işte yani daha önce açılan kurumlar daha nit, daha kurumsal bir nitelik kazanıyor. Mesela 1827'de ilk kez biz tıbbiyenin açıldığını görüyoruz. 1834'te Harbiye'nin savaşla alakalı yine eğitimi veren orduya dönük. Daha sonra tabi bu mesele ciddi bir ayrıma sebep olacak alaylar, mektepliler vesaire falan diye. Ama ilk yani o ikinci Mahmut döneminde böyle e, iyiden iyi adı, bazı adımların atıldığını görüyoruz. E sonra ikinci Mahmut'tan sonra tabi bir de şey var, tanzim, tanzimat dönemi var. Mesela Abdülmecit padişah olduğu dönemde. Yani bu 19. yüzyılın kısmen ikinci yarısına denk geliyor. İkinci yarısının ilk yılları gibi. Bu dönemde böyle Darül Muallimin, Darül Muallimat falan gibi okullar açılıyor. Bu okullarda neden açılıyor? Bunlar aslında öğretmen bizim rüştiye diye adlandırdığımız, bugün Rüşdiye diye bildiğimiz orta öğretim kurumlarına öğretmen yetiştiren kurumlar ee, evet. ve bu 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 kurumların da biz ikinci şey 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren e, daha fazla açıldığını öğrenci sayılarının yavaş yavaş artmaya başladığını görüyoruz evet. ve son olarak tabii bir de İstanbul Darülfünunundan bir bahsetmem gerekir bu noktada yine İstanbul Darülfünu da daha çok yani 1806 aslında 19. yüzyılın ilk yarısında bununla alakalı tartışmalar var bir böyle bir modern bir eğitim kurumuna ihtiyacımız var. Bunu açmak için gerekli adımları atalım gibisinden. Ama 1863'e kadar e, Darülfünun şey yapmıyor. E, eğitim vermiyor. 1863'te eğitim vermeye başlıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam fizik ve kimya dersleriyle başlıyorlar dersleri ve bu ilk ders halka açık olarak yapılıyor. İnsanların sivil insanların da öğrenci olmanın gerekmediği böyle bir ee, ortamda insanlar gidiyorlar, katılıyorlar. Ama İstanbul Darülfünunu Türkiye'nin en köklü e, üniversitesi aslında olmakla beraber şöyle bir sıkıntı var. 19. yüzyılın ikinci yarısında çok kesintiye uğruyor. Yani farklı gerekçelerle bir açılıyor, bir kapanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam üç kez falan bu bu şekilde açılıyor, kapanıyor. İşte bazen öğrenci sayısı olmuyor, bazen bina ile alakalı aksaklıklar yaşanıyor. Do do dolayısıyla yani cumhuriyet kurulurken devraldığı tek üniversite aslında Darülfünün üniversite derken bu arada şunu kastediyorum onu da açıklayayım. Farklı fakülteleri bünyesinde barındıran bir kurum olarak e, üniversiteden bahsediyorum. Yoksa bahsettiğim gibi başka öğretim kurumları mevcut Osmanlı İmparatorluğunda. Ama bu devralınan üniversite de aslında tam olarak kurumsallaşabilmiş e, bir üniversite değil. 1900'den sonra biraz daha kesintisiz bir biçimde devam ediyor Abdülhamit döneminde ikinci Abdülhamit döneminde Darülfünunu şahane oluyor ismi ve sonrasında e, ikin biz birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar okulun açık kaldığını e, ve öğrenci yetiştirdiğini görebiliyoruz. Şimdi sorun ikinci kısmı tabii var bir de bu devamlılık süreklilik evet. meselesi <laughs> devamlılık ya yani şöyle şunu söyleyebilirim bu tarihçiler arasında tartışılan bir mevzu. Bir kısım tarihçi diyor ki bizim Osmanlı modernleşme hareketlerini yani Cumhuriyet döneminde yapılan modernleşme hamlelerini Osmanlı'nın son dönemiyle beraber değerlendirmemiz gerekir. Onların bir uzantısıdır Cumhuriyet Hı. döneminde yapılan yenilikler. Bir kısım tarihçi de diyor ki hayır Cumhuriyet bir kopuştur. Osmanlı'dan radikal bir şekilde kopmayı temsil eder. Şimdi ben yüksek öğretim konusunda aslında biraz daha ortada duruyorum yüksek öğretim konusunda çünkü Osmanlı İmparatorluğu'ndaki işte bu yeni yeni oluşmaya 19. yüzyılda oluşmaya başlayan kurumsal yapıyı bence görmezden gelmek doğru olmaz. Bunu gör, görmek gerekir. Zaten bunu sergi metninde de yani anın konumuz cumhuriyet olmakla beraber onu da böyle yeri geldiğinde vurgulamaya çalıştım. Ama çok çok afedersin. Bir soru geliyor da parantez açacağım. Slide Hı -hı. takıldı mı diye bir soru ha. geliyor. Yok, slide slide takılmadı. Evet evet. <laughs> evet. evet. Sadece her konuştuğumuzla ilgili bir slide olmayacak. Evet. O sebeple hani. Evet. Evet. <laughs> bu şekilde. Sağ ol. Sürat. Sürat. Bakma şimdi. <laughs> evet. Ee, bu arada slide bunlarla sınırlı değil. Bazı fotoğraflar göstereceğim size ama bu tarihi arka plandan bahsetmek istedim. Ee, şimdi ben biraz daha Cumhuriyeti aslında şey görüyorum. Ee, bu tar bu tartışmanın içerisinde ben biraz daha ortada duruyorum. Evet o kurumsal yapıyı tamamen göz ardı edemeyiz. Ama bununla beraber Cumhuriyet bence yüksek öğretim alanında e önemli işler de yapıyor. Bu önemli işler nelerdir? Birincisi Cumhuriyet döneminde açılan yüksek öğretim kurumları ki bunlardan daha ileride de biraz bahsedeceğiz daha kurumsal yapılar olarak kuruluyorlar ve aslında bu yüksek öğretim kurumlarının omurgası Cumhuriyetin bence o yıkılmayan, çok sarsılmayan omurgası Cumhuriyetin ilk yıllarında kuruluyor. Daha önceki yüksek öğretim kurumlarında böyle kesintiler falan çok fazla. O yüzden ben Cumhuriyeti o kurumsal yapının temelini atması, o kurumsal yapıyı şekillendirmesi anlamında e, Osman'dan bir adım daha önde görüyorum diyebilirim. İkinci olarak da tabii Cumhuriyet döneminde şöyle eğitimin daha demokratik hale gelmesi falan gibi bir durum söz konusu. Daha demokratik derken ne kastediyorum? aslında eğitim daha böyle geniş kesimlere ulaşabildiği bir dönem, Cumhuriyet dönemi. Bunu kastediyorum. Burada özellikle kadınlardan tabii e, bahsetmek gerekir. Yani kadınlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınlar 1914'e kadar herhangi bir yüksek öğretim alma, bir yüksek öğretim kurumuna gitme olanağından yoksunlar. Çok açık bir biçimde şey var, ayrımcılık var. O da bana her zaman çok ilginç gelmiştir yani hani bir insan ben bir şey öğrenmek istiyorum ve okula gitmek istiyorum diyor ama devlet diyor ki hayır olmaz yani sen çünkü kadınsın veya işte sen siyahsın başka bir şeysin. E, 1914'te başlıyor kadınlar okula gitmeleri yüksek öğretim kurumlarına Darülfünun'a ama orada da karma bir eğitim söz konusu değil İnas Darülfünun'u diye bir okul açılıyor ve kadınlar burada e, eğitim görmeye başlıyorlar. Sergide şunu da kısaca bir bahsedeyim. Sergide biz şeyi çok ön plana çıkarmaya çalıştık. Yani Osmanlı'nın son döneminde ciddi bir kadın mücadelesi var. E, özellikle ikinci Meşrutiyet 1908 sonrası. Dolayısıyla bu kadın mücadelesinden ayrıksa da okumamak lazım. E, cumhuriyet döneminde kadınların giderek artan sayılarını, eğitim kurumları kadın. Yani şey de değil yani kesinlikle. Hani kadınlar ra birilere bir, bir haklar verdi falan gibi böyle bir ifade kesinlikle yok. Aksine kadınlar bu hakları almak için uğraştı. Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet dönem Cumhuriyet yönetimi de bu taleplerin ee, önüne bir set çekmedi Bence e, en iyi bu şekilde tarif edilebilir Hatta o noktada e, e, şeyin ah, şu anda ismi e, e, ilk avukatımız süreya aoğlunda evet, evet, evet. e, bir anekdodu var bu konuyla ilgili dafinünde kadınların kadınlara özel bir e, işte kadınların da eğitim alabileceği hukuk bölümünü açtırıyor. <laughs> Gerçekten orada yani evet. birçok bir engelle karşılaşıyor ama bu engelleri evet. a, sonunda aşıyor. Kesinlikle ve Süreyya Oğlu bu yani ilk bu taleple gittiğinde şey cevabı alıyor yani yani sen kadın başını ne Niye böyle, hukuk okuyorsun? Evet yani ne, neden hukuk? hani tıp var falan o taraflara kay falan gibi böyle bir tarz. Evet, kadınlara doktorluk daha yakışır diye bir evet. şey de söylüyor anekdotunda evet. evet. Evet evet. Neyse ki aşıldı bunlar. Ancak evet yani sonuçta yüksek öğretim kurumlarında bu toplumsal değişimi çok net bir şekilde görebiliyoruz bu özellikle bu ilk dönemde. Ve buradan biraz sergiye geçmek istiyorum. Çünkü bu bahsettiklerimiz de aslında sergiyi gezdiğimiz zaman e, gördüğümüz ve e, serginin akışı içerisinde e, ele alınan konular. E, burada sergi düzenine nasıl karar verildi? Bu sergi akışını oluşturmak nasıldı? Biraz ondan bahsedelim istiyorum. Tabii. Şimdi şöyle, biz serginin giriş metninde Cumhuriyet'in ilk yıllarını bir toplumsal değişim hareketi olarak tanımlamıştık. Bu Yani ziyaretçiler sergiye ilk girdiklerinde karşılaştıkları duvarda bu ifadeyi görüyorlar. Dolayısıyla biz sergiye ilk başlarken, serginin başlangıç aşamasında biraz daha Cumhuriyet'in reform felsefesini yansıtan... Ee, ...bir takım adımlar, bir takım yasalar, bunlardan bahsetmeyi e, uygun görmüştük. Şimdi e, iki tane yasadan bahsettik temelde. Birincisi Tevhidi Tedrisat Yasası. Tevhidi Tedrisat Yasası direkt olarak tabii ki yüksek öğretim kurumlarıyla ilgili değil... E, fakat şey yani eğitimle alakalı atılan önemli adımlardan bir tanesi Cumhuriyet'in daha bir senesi dolmadan yani 1924 Mart ayıydı yanlış hatırlamıyorsam bu yasa çıkartılıyor ve bu yasa aslında bence biraz Cumhuriyet'in eğitim konusunu atfettiği e, önemi gösteriyor bu yasa ile ne oluyor pek çoğumuz aşinadır ama hani şöyle bir genel bir bilgi vereyim daha çok böyle işte Osmanlı'da çok parçalı bir okul yapısı var, eğitim sistemi var. Farklı kurumlara bağlı yabancıların okulları var, dini okullar var, seküler eğitim veren kurumlar var vesaire. Bütün bu kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması sadece bir ama idari bir değişiklik değil elbette. Yani hani sadece bir organizasyonel bir değişiklikten bahsetmiyoruz. Burada aslında bir ulusu inşa etmeye dönük bir çabası var. Bu eğitim üzerinden işte bu yeni genç Türk olusunu oluşturmaya dönük bir hamle Tevhidi Tedrisat yasası. Onu ilk anda vurguladık. İkinci kısımda medeni kanundan bahsettik. Medeni kanun zaten hiç bu arada şeylerle alakalı değil, eğitimle alakalı değil. Peki neden bahsettin diye soracak olursanız şundan dolayı, ee, Cumhuriyet'in bence reform felsefesini iyi yansıtan bir yasa, bir değişiklik, bir hukuki değişiklik. Çünkü Cumhuriyet yönetimi hiçbir zaman bu dönemde yapılan reformları böyle birbirinden ayrı olarak görmüyor. Yani kadınların toplumsal pozisyonu gelişecekse hukuki pozisyonlar da gelişmeli. E, ee, çalışma ya da başlamalılar, ekonomik pozisyonları da gelişmeli. Dolayısıyla bence medeni kanun biraz bunu gösteriyor bu medeni kanunla ne oluyor? İşte boşanma ve eşit miras hakkı gibi böyle haklar kazanıyor kadınlar. Osmanlı'nın son döneminde de, de olan tartışmalar bunlar. Ama işte tam bu tartışmalar yani 1917'de mesela bir aile kararnamesi çıkıyor. Bu boşanma ile alakalı bazı kararlar esnetiliyor ama zaten bunlara doğru düzgün uygulamaya fırsat kalmadan Mondros imzalanıyor ve imparatorluğun çözülüş süreci başlıyor. Şimdi bu iki yasa var. Üçüncü olarak da şeyden bahsettik. Ee, Alman bilim insanlarından ee, Alman bilim insanların da burada mesela bir tanesini ekranda göreceksiniz. Ee, Egli e, kendisi ve Cumhuriyet döneminde yapılan yüksek öğretim mi, e, kurumlarının çoğunun mimarlığını tasarımını Egli üstleniyor. Egli ile alakalı bir bölüm var. Bunun dışında Albert Maaş var, Flip Schwartz var. Bunlar kim? Bunlar nereden geldiler? <laughs> Tabii şimdi bu profesörlerin pek büyük çoğunluğu o sunumun en başında bahsettiğim siyasal iklim ve daha daha da özel olarak Almanya'da yaşanan süreçten dolayı aslında ülkelerini terk ediyorlar. Hitler 1933'te iktidara geliyor. O da aslında ırkçılığa ne kadar önem verdiğini gösterircesine gelir gelmez bir yasa çıkartıyor ve diyor ki ari ırktan olmayan insanlar devlet görevlisi olamayacaklar. Bu demek oluyor ki bu insanlar bu işte ekranda görmüş olduğunuz ve diğer saydığım insanlar artık Alman yüksek öğretim kurumlarında çalışamayacaklar. Cumhuriyet bu noktada devreye giriyor. ve bu bilim insanlarıyla Philip Schwartz üzerinden ilk e, bağlantı kuruluyor. Bizim o dönemki Milli Eğitim Bakanımız da Reşit Galip e, ve Reşit Galip de bu süreçte önemli bir rol oynuyor bir arabuluculuk ve buradaki Almanya'dan işte e, mesela şu anda ekranda Ernst Hirsch'i görüyorsunuz. Ernst Hirsch de çok dönemin çok önemli bir hukukçusu ve e, kendisi de yine e, Almanya'dan Türkiye'ye gelen e, profesörler, ordinaryuslar e, ve Ernst Hirsch e, yanlış hatırlamıyorum, karıştırmıyorsam Türkiye vatandaşlığı falan da alıyor daha sonraki dönemde. Türkiye'de bir süre kalıyor, Türkiye vatandaşlığı alıyor, Türkçe'yi öğreniyor ciddi düzeyde. E, evet. Ve bu Alman bilim adamları, yani serginin girişinde Alman bilim adamlarına İlk başta çok ciddi bir yer e, verdik çünkü aslında o yüksek öğretimle alakalı adılan adımla, ad, ad, atılan adımların köklerinde e, Alman bilim insanlarının çok önemli bir rol oynadığı e, söylenebilir. Bu bahsedeceğimiz bütün eğitim kurumlarında Alman bi bilim insanları var. Mesela Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde, mesela Güzel Sanatlar Akademisi'nde, mesela Musuki Muallim Mektebi'nde. Neredeyse bütün ok o dönemde okuldaki e, okullardaki yüksek öğretim kurumlarında bu insanlar ciddi bir e, rol üstleniyor. E, bir de şeyi söyleyeyim yani burada tabi yani şöyle yorumlayanlar olabilir. E, işte hani direkt bu insanlar geldi biz bunları transfer ettik işte çünkü hiç kimse yani burada aslında Cumhuriyet şey standartları böyle çok aşağı çekmiyor yani hani şöyle bir tavır gözlemlemedim ben sergiyi hazırlarken aman bu Alman bilim insanları gelsin de ne istiyorlarsa yapalım falan gibi böyle bir tavır da yoktu. Daha çok Türkiye'nin hatta böyle Cumhuriyet'in bayağı bir talepkar olduğunu gördüm. <laughs> Mesela ilk iki sene içerisinde Türkçe öğrenmeleri falan gibi koşullar vardı. O ilk iki sene boyunca da Alman hocalar Almanca dersleri öğretiyorlardı, kendilerine bir böyle tercüman falan eşlik ediyordu. O şekilde açıldı. Bir de Almanya'dan gelen bilim insanları çok büyük ölçüde ee, şey profesör ve ordinarius. Ee, yani aslında adları, sanları bilinen alanlarında önemli araştırmalar yapmış insanlar. Ee, mesela şey görüyorsunuz, Landsberger'i görüyorsunuz. Bu da Egli'nin hatıralarında bulduğum bir fotoğraftı. E, sağdaki kendisi dönemin böyle önemli astrologlarından bir tanesi ve DTCF'de ders veriyor ve DTCF'nin kütüphanesi, kütüphanesi evet. büyük ölçüde Hı. -hı. Landsberger'in şeyiyle yani ilk başta şöyle bir endişesi var Landsberger'in ben hani benim elimin altında kaynaklar olmazsa ben nasıl çalışma yapabileceğim gibi Hı -hı. Cumhuriyet DTCF yönetimi de Tamam, sen isteklerini karşılayalım ve DDC, şeklinde bir cevap veriyor ve orada bir kütüphane oluşturuluyor. Ee, bu şekilde. Bu arada şeyden Albert Einstein da sürecin bir parçası onu da söyleyeyim. Evet, onun belgesi de Evet, aynen. <laughs> aynen. O da sürecin bir parçası. O da e, Türkiye'de Cumhuriyetle irtibata geçiyor kendisinin yazmış olduğu bir mektup var. Cumhuriyet arşivlerinde o mektup bulunabilir. Direk Mustafa Kemal'e e, sesleniyor bu mektupta. Diyor ki Almanya'daki siyasi durum parlak gözükmüyor. Biz e, hani eğer burada işte yaklaşık 30 kişi kadar hocaya ev sahipliği yaparsanız biz sizden hiçbir şekilde hiçbir maddi talebimiz olmaksızın siz bu hocaları Türkiye'ye getirmekte aracı rolünü oynayacağız gibisinden bir mektup oldu. Şimdi Alman bilim adamları böyle son kısımda onu daha sonra yine daha detaylı konuşuruz ama şey sonra serginin sonraki kısmı biraz şöyle ayrıldı ikiye ayırdık. İlk kısmında zaten var olan kurumlar cumhuriyetle beraber nasıl dönüştü bu kurumlar nelerdi birincisi Darülfün'ündü ikincisi de sanayi nefise mektebi güzel sanatlar yani o da Osmanlı'nın son döneminde açılan bir okul. Ee, sonraki kısımlarda da Cumhuriyet'le beraber ve çoğunlukla Ankara'da kurulan okulları e, inceledik. Genel olarak sergin düzenini bu şekilde oluşturduk. Evet, sergiyle ilgili e, yani her bölümle ilgili detayları da izleyicilerimiz sergiyi gezdikçe keşfederler diyorum. Bu arada çok güzel sorular geliyor. E, bu soruları e, soru cevap bölümünde ele alacağız Peki. lütfen sorularınızı bize göndermeye devam edin buradan şimdi serginin hazırlanmasında arşiv çalışmaları ile ilgili biraz konuşalım istiyorum burada İrem sana birkaç sorum olacak bu arşiv çalışmaları ile ilgili nasıl çalışmalar yürütüldü neler yapıldı bunlar bize biraz paylaşabilir misin Tabii ki ben de öncelikle herkese merhaba ve iyi akşamlar diliyorum. Ee, serginin aslında hazırlanma aşamasında e, metinler ve içerikler tamamlandıktan sonra e, bu metinler ve içeriklere uygun görsellerin bir havuza atılması gibi bir durum gerçekleşti. Aslında sadece metinler ve içerikler tamamlandıktan sonra değil, bir serginin başından itibaren. Bu konuyla ilgili görselleri, belgeleri taramaya başladık zaten. Bu sürece siz de dahilisiniz. Sen, ben, Naz tasarımcımız, e, Tuğba Hanım, Buket Hanım hepimiz tergi e, ekibi olarak görselleri ve belgelere ulaşmaya çalıştık. E, ve dediğim gibi bir havuza attık bunları. İşte e, oluşacak içeriye ve metne göre e, kullanılmak üzere. Burada e, seçim konusu aslında tasarımcımız Nazorluğa ya aitti. Yani biz içerikleri Burak e, son haline getirdikten sonra hangi malzeme, hangi görsel, hangi belge kullanılacak? Tabii ki hep beraber düşünerek ama hani son da tasarımcıya bırakarak, Naz'a bırakarak e, ilerledik. E, Bizde e, Naz'ın bu tasarım tamamladıktan sonra yani ihtiyaç olan belgeler belgeler ve görseller, materyaller belirlendikten sonra bize düşen kısım bunları kurumlardan e, istemek oldu tabii. E, burada kurumlardan belgeli, belge isteme konusuna tekrar geleceğim ama isterken önemli olan bir husus da e, bu materyaller, belgeler dijital mi olmalı, orijinal mi olmalı? Hı -hı. E, bu, bu konu çok e, aslında bizde önemli olan konulardan bir tanesiydi ve bunun yanı sıra e, biz örneğin bir materyali orijinal istiyoruz diye bu materyalin bize orijinal gelmeme ihtimali de bulunuyordu hmm. ya da örneğin biz o kurumdan o belgenin orijinal gelemeyeceğini inanıyorduk ancak bir baktık ki orijinal gelebiliyor gibi durumlar ve buna hmm. benzer durumlar bizde böyle bir e, o çizdiğimiz yol, yol haritasına yeni alternatifler Üretimimize <laughs> sebep oldu. Ee, aslında ben yani burada gelmek istediğim şey ben tabii ki bir profesyonel olarak sergi yapan bir insan olmadım. Yeri gelmişken de böyle bir e, sergi kurulumu içinde olmaktan ne kadar mutlu ve gururlu olduğumu tekrar söylemek isterim. Ee, altın çizmek istediğim nokta burada beklentiler ve karşılananlar olarak aslında iki ayrı klosör olması gerektiğini düşünüyorum ben bir hani sergi sürecinde bu görsellerin temininde dediğim gibi az önce de belirttim bu görseller ve belgeler bizim istediğimiz şekilde bize ulaşmazsa ne yapacağız ya da örneğin biz bir kuruma ulaştık ama olumsuz yanıt aldık ya da hiç cevap alamadık ee, bu burada e, ya da mesela işte son dakika bir şey değiştirmemiz gerekti. ki oluyor böyle şeyler. ...kurum bize nasıl yanıt verecek... ...bunlara bir alternatif oluşturmak... E, ...önemliydi. E, mesela yine bir örnek vermem... ...gerekirse... E, ...bir kurumdan... E, ...bir görseli istediğimiz zaman... E, ...kurum o arşive sahip... ...ancak arşiv özel arşiv olduğu için... E, ...bunun bir takım... ...izin sirkülasyonu oluyor. Burada da işte zaman yönetimi devreye giriyor. Bu işte e, kişilerden... ...izin alınması gerekiyor vesaire. E, o yüzden dediğim gibi anahtar kelime, alternatif belirlemek burada ve evet. o yollar haritasına yeni e, e, yollar eklemek. E, biz sergi sürecinde çok şükür böyle bir sorunla karşılaşmadık. E, sağ olsun e, bütün e, kurumlar tek tek şimdi isim vererek değil ama sergiye gelirseniz görürsünüz. E, onların hepsine çok teşekkür ediyoruz. E, çünkü biz hep olumlu yanıtlar aldık. Hatta şöyle şeyler de oldu. Yani her şeyimiz zamanda yetişti ve bazen dijitalleştirilmemiş bir görseli bizim için yüksek çözünür dijitalleştirip gönderdiler vesaire. Burada çok hani herkese emekleri için teşekkür ediyorum. Burada diğer bir gelmek istediğim nokta da şu ki bizim sergide orijinal olarak kullandığımız yerlerin hepsi Vekam'dan gelme. Vekam Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi. Ee, bu Sunakuraç Kütüphanesi'ne bağlı olan VEKA arşivinden geldi bütün orijinal görseller ee, burada e, söylemek istediğim şey şu ki hem sergide kullanılan orijinal görseller hem e, eğer merakınız varsa konuyla ilgili örneğin daha sonra sözü geçecektir musiki muallimle ilgili ve diğer kurumlarla ilgili görselleri görmek için ya da çalışma alanınız yani dinleyicilerden izleyicilerden çalışma alanları ile ilgili belge, görsel temin etmek isteyen kişileri e, ben bizim arşivimizi bakmalarını tavsiye ederim. Hı -hı. E, çünkü yani Sunakıraç Kütüphanesi'nin web sitesinden detaylı bir tarama yapılabiliyor. Orada işte arşivleri, dijital koleksiyonları ve metadatalara göz atabiliyorsunuz. Ve arşiv uzmanlarına e, iletişime geçebiliyorsunuz. Yani bunu da hani arşivlerle ilgili söz açılmışken e, izleyiciler de hani belki başka sergi kurmak isteyenler ya da işte kendi evet, evet. alanında kullanmak isteyecek insanlar olabilir e, O yüzden bu bilgiyi de e, vermeden geçmek istemedim e, yani sergi süreci bizim açımızdan böyle geçti dediğim gibi orada e, güzel humalı bir çalışmayla oldu Bunlar hep hep beraber e, işte arşivleri araştırarak e, görsellere bakarak e, bu şekilde böyle e, git geldi mail atmalı bir süreç oldu. Evet, yani aslında e, bu sergi için araştırma yapıldığı zaman hem e, kimi kurumların e, fiziksel olarak kimi arşivleri fiziksel olarak gitmek ve orada e, araştırma yapmak gerekiyordu ama ilk başta dijital olarak erişilebilir hangi arşivler var, hangi koleksiyonlar var bunlarla ilgili epey bir çalışma yapıldı ve orada orada aslında arşivler ve kurumların arşivleriyle ilgili de bize biraz bilgi verdi. Ondan biraz bahsedebilir misin? Burada aslında dediğin gibi arşivlerdeki materyalleri tespit etmek öncelikli sıradaydı. Yani Doğru kurumlara gitmek, doğru taramalar yapmak, konuyu çerçevelendirmek ve bu çerçeveye göre davranmak ve aslında doğru materyale ulaşmak. Yani e, burada bir çalışma yaparken akademik bir çalışma gibi aslında bu tamamen e, sınırımızı doğru çizme, çizmeseydik. Ee, ...hani bu görseller ve e, materyaller havuzunda boğulabilirdik. Çünkü inanılmaz bir malzeme var. İlk olarak bunu yapabilmek önemliydi. Yani doğru kaynaklara ulaşabilmek önemliydi. Ee, bu konuda da dediğim gibi Anamedeki ve, ve biz ve Burak e, birkaç koldan araştırmaya başladık. Hatta e, fiziksel olarak e, sizler de sonradan belki ekleme yaparsınız gidip Hı -hı. arşivlerden tarama yaptınız... Ee, ve işte bir havuz oluşturduk ve bu havuzdan sonra eleme sistemiyle e, gerekli olanları nasıl kullanmaya karar yani verdikten sonra e, ilerledi. Ee, i̇şte burada dijitalleştirme yani e, kaynağın merkezine gitmemiz gerekti haliyle bazı e, görseller için ee, ya da şöyle şeyler oldu. Bunları sosyal medyadan gördük. Kaynağına ulaşmamız gerekti. Yani hangi kurumdan, hangi arşivden, hangi kütüphaneden olduğuna ulaşmamız gerekti. Ya da dediğim gibi sizin e, direkt arşivlere giderek fotoğraf fotoğraf çektiğiniz ama e, dijital olarak ulaşamadığımız materyaller vardı. Ya da işte bazı arşivlerden e, o arşive ait olduğunu bilerek direkt görselin dijitalini istediğimiz durumlar vardı. E, Bunlar aslında yani ben benim açımdan bakıldığında üç e, tür materyal var bu arşivde. Bir tanesi işte sosyal medya e, işte e, internet aracılığıyla bulduğumuz ve aslında kaynağının neresi olduğunu ulaşmaya çalıştığımız ya da fiziksel olarak gittiğimiz fotoğrafını e, bu sergide kullanılırız diye çektiğimiz ama hani kalite olarak cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar olduğu için işimize yaramayan ama dijitaline ihtiyacımız olanlar. Üçüncüsü de e, dijitalleştirilmiş ve e, sadece izin almamız gereken yani, o, yani ve ya da yüksek çözünürlükle almamız gereken belgeler. E, ben bunları böyle görüyorum yani kaynağına ulaştıktan sonra da ve dediğim gibi e, bu kurumlara biz e, tabi resmi olarak tek tek e, mektuplar yazdık. E, üniversite evet. olarak Ve bu şekilde e, görsellerine talip olduklarımızı olduğumuzu ilettik. O zaman bu, burada bir de Burak'a bir soru yöneltmek istiyorum. Özellikle kurum tarihini ele alıyoruz biz bu sergide ve kurumları da ayrıca bir inceledik. Özellikle sen epey detaylı inceledin. O sıra kurumların arşivleriyle ilgili de çalışmalar yaptın. Onlarla ilgili ne söylemek istersin? Mikrofonun kapalı bu arada. Şöyle e, yani biz buradaki materyallerin çok büyük çoğunluğunu fiziksel olarak yani büyük çoğunluğunu derken benim edindiklerimin en azından e, milli kütüphane e, üzerinden e, Cumhuriyet Arşivleri üzerinden e, devlet şey Ankara'daki devlet arşivleri üzerinden edindik. Onun dışında yani bu ikisi milli kütüphane bu arada bence şey dijitalleşme konusunda falan epey bir ee, yol kat etti. Yani ben bunu şeye kıyasla söylüyorum. Bundan bir 10 sene öncesine kıyasla söylüyorum. Benim yüksek lisans yaptığım dönemde. Ee, orada dijital ortama aktarılan belgelerin sayıları epey bir arttı. Aynı durum şey için de geçerli. Devlet arşivleri için de geçerli. Ee, devlet arşivlerinde de yani oradaki arşiv, oradaki belgelerin çok büyük bir kısmını buradan online bir şekilde Ulaşabiliyorsunuz. Cumhuriyet arşivlerindeki sıkıntı, dijitalleşme ile alakalı değil de daha çok e, aslında araştırmacıya açık olmaması e, pek çok belgenin. Mesela evet. Osmanlı'nın son dönemi ile alakalı, at, yani bir örnek vermek adına söylüyorum Edirne yazıp bir aratma yaptığınızda karşınıza 10 senelik bir periyoda aratıyorsanız 20 bin tane falan sonuç çıkar muhtemelen. Ama aynı şeyi Cumhuriyet tarihindeki işte 1923-33 arası veya 33-43 arası Edirne yazıp arattığınızda karşınıza çıkacak belgeler çok daha sınırlı oluyor. Yüzlerle sınırlı oluyor yani. O yüzden o anlamda hani biraz daha şey e, araştırmacılara açık hale getirilirse arşivler bence hmm. çok olur Cumhuriyet tarihindeki araştırmalar için de bunun dışında bir de şey var tabii. İşte Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi veya işte Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mesela Ankara Üniversitesi'nden önce kuruluyor. Ankara Üniversitesi'nin öncülüğü. Ee, e bunun için Ankara Üniversitesi'nin e, dijital şeylerine gitmek gerekiyor e, belgelerine ama ben şahsen dijital olarak çok fazla belgeye e, kurumlar nezdinde erişemedim. Ankara Üniversitesi'nin, İstanbul Üniversitesi'nin böyle gazetelere bu dönemki yerel ve ulusal gazetelere, dijital ortama aktardıkları böyle çok iyi platformlar var. 1930'la alakalı, 40'la alakalı bu gazetelere artık dijital bir ortamdan ulaşabiliyorlar. Ama bizim aradığımız şuydu, bu kurumlar kendi e, kurumlarını nasıl gördüler, nasıl dokümente ettiler, buradaki de değişimler. Buna çok şey e, ulaşma imkanımız e, olmadı diyebilirim. Ya bu konuda evet. çalışmalar gerekiyor. Zaten... Ve bu şekilde onu görmüş olduk bence. Yani sona Kraç kütüphanesi o anlamda çok iyi e, şey anlamında yani çok fazla bu arada gerçekten İrem'in söylediği gibi çok fazla belge var. Ee, bizim kullandığımız belgelerin, fotoğrafların hatırı sayılır bir kısmında oradan geldi zaten. Ee, dolayısıyla eğitim tarihi ile alakalı araştırmaları olan sadece 23-46 arası değil, sonraki dönemler içinde ee, orayı incele, inceleyebilirler, tavsiye ederim. Evet. Sergiyle ilgili bir de e, kısaca biraz kurulumundan da bahsedelim istiyorum. Ardından e, sonra serginin içeriğine devam edeceğiz. İrem biraz e, ondan da bahsedebilir misin dinleyicilerimiz en azından hani bu süreç nasıl gerçekleşiyor bununla ilgili bilgi sahibi olmaları için. E, serginin kurulum süreci aslında biraz profesyonel bir ekiple gerçekleşiyor e, bu, yani bir şirket aracılığıyla ve tabii ki yine e, ...her zaman ismini zikrediyorum... ...tasarımcımız Nazurlu ve... E, ...Anamet binasının... ...katkısıyla, e, Anamet bina ekibinin... ...katkısıyla gerçekleşti. Orada hakikaten... E, ...şey... ortamı çok güzel yani. İlmeci usulü... ...herkesin bir noktada elini attığı... ...ya da işte toz olduğu zaman hemen temizlendiği... ...işte birileri asmaya... ...yardım ediyor, öteki bir şey yapıyor... ...tam olarak öyle bir ortamda geçti. Bunun için ben... E, ...Anamet bina ekibine... ...buradan çok teşekkür ediyorum. Çok e, hani... E, kameranın arkasındaki insanlardı. O yüzden anmadan geçmek istemedim. E, kurulum aşaması böyle oldu. Dediğim gibi profesyonel bir ekiple e, işte e, benim için de çok yeniydi, hiç bilmediğim bir alan gelip ölçümler yaparak e, işte e, metinler ve tasarımın nasıl olacağını önceden zaten biliyorduk. Onların yerleştirmesiyle oldu aslında. İşte teknik bir, bir takım şeyler var, ışıklandırması var vesaire. Bunlara da profesyonel bir şirket yardımcı oldu. Bu noktada aslında bizim için en heyecanlı kısım ziyaretçilerin vereceği tepkiler oldu. Bunda da ben açıkçası ziyareti defterine yazılanları çok böyle büyük merakla bekledim. Serginin kurulum aşamasında ne yazık ki aslında şey 6 Şubat Maraş depremi gerçekleşti. Biz de bu sebeple herhangi bir sosyal medya paylaşımı yapmadık, açıldık bekliyoruz vesaire gibi ya da basın gösterimi vardı iptal ettik yalnızca kendi kendine açılan bir sergi oldu yani hani İstiklal Caddesi'nde... yürüyen insanların e, görüp gelebileceği bir sergi oldu Do Tabii sonrasında e, paylaşımlarımızı yaptık e, ama şey e, dediğim gibi ziyaretçi defterlerini karıştırıcı karıştırdıkça ki yani insanlar yazdıkça yazıyor gelecek izleyicilerimiz varsa onların da bekliyoruz görüşlerini. Ee, i̇nsanların e, şunu anlıyorsunuz ziyaretçi defterine baktığında böyle bir şey görmeye ihtiyaçları varmış çünkü e, yazılanların çoğu Mustafa Kemal'e böyle gösterilen yani minnetlerden oluşuyor ki bunu ben şöyle yorumluyorum hani cumhuriyetin kazanımları işte reformları toplum tarafından bu şekilde algılanıyor ve hani teşekkür sunmak istiyor insanlar hani e, Osmanlı'dan alınan mirasın cumhuriyette e, bu hale geldi ya da işte yeni açılan kurumlar şey, işte, yeni açılan e, kurumlar için ya da işte Medeni Kanun için ya da işte Tevhid-i Tedrisat için bir teşekkür etme ihtiyacı duyuyorlar. E, o da yani benim yorumladığım açıdan böyle bir yere varıyor. Bu kazanımların farkında olan insanlar olduğunu e, düşünüyorum. Ya da işte e, farkındalar ve tekrar hatırladılar. Bu yüzden minnet duyuyorlar, e, memnuniyet diyorlar ve e, bu sergiye yükledikleri anlam açıkçası bizim açımızdan sevindiriciydi. Çok sağlı bu noktada da e, konuşmaya katılan yani dinleyicilerimize de e, sergiyi ziyaret etmeleri için başka bir <laughs> sebep evet. e, başka bir olanak diyelim yani lütfen gelin e, ziyaret edin e, buradan o zaman sohbeti tekrar e, serginin içeriğine e, almak istiyorum ben yani biraz da niye Belli başlı kurumlardan bahsettik. Ee, niye kimi kurumlardan bahsetmedik? Biraz e, bundan bahsedebilir misin Burak? Tabii tabii. tabii. Yani e, şimdi az önce zaten organizasyonla alakalı böyle bir ipucu vermiştim. E, şimdi e, kurumlar nezdinde eğer konuşacak olursak iki tane e, temel e, ayrım vardı bizim kurumlarımızda. E, Gözümdü. Birincisi şeydi var olan kurumlar nasıl dönüştü. İkincisi de e, yeni açılan kurumlar nelerdi. Şimdi tabii var olan kurumlar nasıl dönüştü diye sorduğumuzda ilk karşımıza çıkan kurum İstanbul Darülfünün oluyor. İstanbul bu Darülfünün tarihinden zaten biraz bahsetmiştik. 19 ama yani İstanbul ile alakalı şöyle bir durum söz konusu Cumhuriyet e, kadroları e, gözünde. Cumhuriyet kadroları buranın tek üniversite, ülkedeki tek üniversite olduğunu e, düşünüyorlar, görüyorlar. Ve dolayısıyla bu dönemde yapılan yeniliklere, işte alfabe ile alakalı olsun, kadın hakları ile alakalı olsun veya hayatın diğer alanlarında yapılan yenilikler olsun, bunlarla alakalı daha aktif bir rol oynamasını, bu yenilikleri daha aktif bir şekilde ...desteklemesini e, istiyor e, Cumhuriyet kadroları. Fakat bu desteği çok fazla göremiyorlar. 1930'lara geldiğinde, 1920'lerin sonundan, 30'ların başında da bununla alakalı... ...böyle bir serzenişi var e, Cumhuriyet yöneticilerinin, Cumhuriyet kadrolarının. Daha sonra, bu arada akademik olarak da tabii e, çok tatmin edici bir düzeyde değil... ...İstanbul Buldağ Arif bunun üzerine işte Albert Maaş geliyor ilk olarak. 1932'de Mönchengladbach'ın varlıkla görüşüyorlar. Sonra Albert Maaş bir rapor kalemi alıyor. İstanbul Üniversitesi'nin nasıl geliştirilebileceğine dair. Ondan sonra ve bu raporda böyle belli, belli yapısal problemlerden bahsediyor. İşte nedir bunlar? Yayın sayılarının azlığı. Yabancı eğitim, yabancı dilde eğitim imkanlarının çok sınırlı, hatta yoka yakın olması. Üniversitedeki hocaların dersleri işleyiş biçimleri, işte böyle öğrenciyle hiçbir iletişim kurmadan derslere gelip notları anlayıp gidiyorlar falan gibi böyle şeyler var. Ve de şey de var mesela bu mesela üniversitedeki hocaların aslında sadece hocalık yapmadıkları aynı zamanda dışarıda başka işler yaptıkları ve bunun da akademik açıdan onları gerilettiğine dair vesaire gözlemleri var. Bunu raporlaştırıyor. Albert Maş ve sonrasında Mustafa Kemal'e iletiliyor Mustafa Kemal Atatürk. E. Mustafa Kemal Atatürk de çok detaylı bir biçimde inceliyor Maş'in sunduğu raporu ve o raporun sonunda bu üniversitede bir reform yapılması bir yenilik yapılması gerektiği sonucuna varılıyor. Bu gelişme işte bu gazetede, ekranda görmüş olduğunuz gazetede gördüğünüz gibi Türkiye'de ilim inkılabı başladı başlıklarıyla duyuruluyor. üniversitedeki öğretim görevlerinin bir kısmı görevine son veriliyor, bir kısmı çalışmaya devam ediyor. Üniversite kadrosu Almanya'dan gelen profesörlerle ve yenilenen kadrosu da yola devam ediyor. Ve bu süreçte tabii İstanbul Üniversitesi Maarif Bakanlığı'na yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini, akademik faaliyetlerini sürdürüyor. Farklı enstitüler, farklı şeyler var içinde. İşte mesela yabancı diller okulu işte kuruluyor, işte yeni enstitüler açılıyor, dişçilik falan gibi kurumsal bir takım bu değişiklikler bu arada sonraki yıllarda da devam ediyor biz tabii bunu çok böyle aşırı detaylı olmasın ve ziyaretçi yormasın diye çok detaya girmedik ama 1933 noktasına bir aslında 1933'ü bir önemli bir dönüm noktası olarak kabul ettik. Bu görmüş olduğunuz fotoğrafta o dönemin gazetelerinde görebileceğiniz bir fotoğraf. Biz ama Ekmelettin İhsanoğlu'nun e, Darülfü'nün Osmanlı Kültürel Modernleşmenin Odağı Başlıklı kitabında oradaki çözünürlük daha yüksekti teknik meselelerden dolayı. Bence böyle sembolik bir an. E, İstanbul Darülfü'nün yazısı indiriliyor. Sonrasında bu İstanbul Üniversitesi ile değiştiriliyor bu yazı. Ve bu bu şekilde fotoğraflaştırılıyor. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nden bahsettik. Ee, onun dışında e, Güzel Sanatlar Mektebi var. E, bugün o Güzel Sanatlar Mektebi, Güzel Sanatlar Okulu da e, Mimar Sinan Üniversitesi e, aslında bugün e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak biliniyor. O da yine Türkiye'deki çok köklü okullardan bir tanesi. Onu e, o var olan bir okulda 1883'te kuruluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra kadınlara açılıyor. 1920'lerde de ismi değiştiriliyor ve burada da yine böyle önemli entelektüeller, önemli insanlar yetiştiriliyor. Tabii mimarlık falan gibi alanlarda da bu arada eğitim veriyorlar. E, bu iki kısım, iki okuldan bahsettikten sonra bir de Ankara'daki okullardan, daha çok Ankara'ya kaydı odağımız ister istemez e, başkent olması itibariyle ve çoğu açılan kurumun burada açılması sebebiyle. Bunlardan bir tanesi Ankara Adliye Mektebi. E, bu Ankara Adliye Mektebini, yani bu kurumlarla alakalı bir de tabii şunu söylemek lazım. Hani işte Ankara Adliye Mektebi'nden bahsettik, Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nden bahsettik, Ziraat Fakültesi'nden bahsettik. Hı. Neden bu kurumlar? Ee, bu kurumlarla alakalı önemli olan şey şu, e, bu kurumlar böyle Cumhuriyet'in kurucu felsefesini, kurucu ilkelerini en yalın, en çıplak haliyle yansıtıyor ansıtıyor. Bu kurumlar hem böyle ülkenin kültürel sermayesine hem de beşeri sermayesine önemli katkılar sunan kurumlar ve ülkenin dayandığı sosyolojik temelleri de aslında belli açılardan değiştirmeye çalışıyor. Yani bu kurumlar aslında bir yönüyle değişimin bir sonucu ama sonucu olduğu kadar da değişimin de bir nedeni sonraki yıllarda. Yani bu değişim hareketinin bir böyle ayrılmaz bir parçası. Mesela Ankara Adliye Mektebi. Şimdi Mustafa Kemal'den yaptığımız alıntıyı okumayacağım. İsteyen insanlar bakabilirler. Ama şöyle mesela bu Ankara Adliye Mektebi'nin kurulması... Cumhuriyeti ilan ettik, layık bir sisteme geçtik, layık bir hukuk sisteminin arayışındayız. Şimdi bizim layık hukukçulara, Laik avukatları, laik savcıları, laik e, hukuk sistemini bilen insanlara ihtiyacımız var ve bu sebeple kuruluyor bu okul. Yani Cumhuriyet'in aslında o yetiştirmiş olduğu ilk seküler hukuku bilen, bu alanda uzmanlaşan insanlar Ankara Adliye Mekre, bunun e, bir mezunu. E, ve Aslında mesela... kurum sadece kurum kurulsun diye kurulmuyor bir vizyon ve bir evet. prensip doğrultusunda. Evet. Kuruluyor, yani, hı hı. Aynen. anladığımız kadarıyla. Hı hı. Cumhuriyet'in işte o kurucu dediğim gibi o kurucu prensiplerini savunacak ve bunları daha da ileri taşıyacak kurumlar olarak dizayn ediliyor. Biz bu kurumlara mümkün mertebe yer vermeye çalıştık e, sergi aşamasında. E, mesela burası da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Dil ta Yanlış hatırlamıyorsam bu da sergide kullandığımız fotoğraflardan biriydi. Hı hı. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi de bu arada çok önemli. Direkt Mustafa Kemal'in direktifleriyle kurulan bir fakülte ve aslında fakülte ismi itibariyle de hani başka bir örneği yok Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla. işte dil, tarih ve coğrafya. Bu Üçü bir araya getiriliyor ve burada bir şey anlatılmaya çalışılıyor aslında. Anlatılmaya çalışılan şu, bu Türkiye'deki ulusal kimliği kimlikle özdeşleştirilen disiplinler bunlar. Mesela tarihle alakalı çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Türk Tarih Kurumu kuruluyor. Türkler tarihte ne yaptılar? Hangi topluluklarla ilişki kurdular? Hangilerinden etkilendiler? Hangilerini etkilediler? Falan gibi. Değil işte Türkçe üzerine, Türk Dil Kurumu'nun kurulması da yine bu dönemde ve dille alakalı hem Türkçenin sadeleştirilmesine dönük hem de Türkçenin etimolojik kökenleriyle alakalı aslında belli işler e, yapılması adına kuruluyor bu okul. Yani bu Türkçe nasıl evrildi zaman içerisinde, diğer dilleri nasıl etkiledi? E, coğrafyada yine aynı şekilde o işte Türk ulusal kimliği yani bu Türkler nereden geldiler tarihi içerisinde ve e, bugün Anadolu'da hani bu Anadolu'da bu medeniyeti bu e, yapıyı nasıl kurduk? Genel olarak mesela dil tarih coğrafyası dil tarih coğrafya fakültesinin önemi de buradan geliyor. Türkiye yeni kurulan devletin halkının aslında geçmişteki köklerini araştırmak. Temel mevzu ve çok önemli bence insanlar yetiştiriliyor. Çok önemli e, bilim insanları mesela Halil İnalcık, işte Osmanlı tarihçisi. Ondan sonra işte Nimet Özgüç falan gibi isimler böyle farklı alanlarda, arkeoloji alanında böyle uzmanlaşmış, Anadolu'daki eski yerleşim alanlarını inceleyen e, insanlar görev alıyor. E, Dil, tarih, coğrafya fakültesinin önemi, bence biraz buradan geliyor. Yüksek Ziraat Enstitüsü, bu da dahil ettiğimiz kurumlardan biriydi. Burada da, buradaki niyet de çok açık aslında. Yani bu yine milli ekonominin temeli tarımdır. Çok yalan bir biçimde. <laughs> Mustafa Kemal bunu Cumhuriyet'in ilk yıllarında zaten ifade ediyor. Köylü milletin efendisidir de yine benzer bir ifade. Neden? Yani çünkü bu dönemde Cumhuriyet toplumunun %80'i, %81'i köylerde yaşayan halk ve genellikle böyle geri kalmış tarımsal metodlarla üretim yapmaya çalışıyorlar. Cumhuriyetin önceliklerinden biri bu. Cumhuriyet kuruluyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra biz bu tarımı nasıl kalkındıracağız? E, çünkü mesela cumhuriyetin ihraç mallarına bakıyorsunuz. 1930'lara gelindiğinde bir iki cumhuriyet kurulduktan sonra yaklaşık bir 7-8 sene geçmiş. Hepsi tarım ürünleri. Yani işte tütün, işte şey pamuk incir falan gibi ürünler. Dolayısıyla işte yeni ürünler getiriliyor, yeni tohumlar getiriliyor yurt dışındaki ülkelerden. Bunlar tutuyor mu, tutmuyor mu? Bunlarla alakalı araştırmalar yapılıyor. Hayvancılıkla alakalı veterinerlik de bu arada bu okulun bir şeyi. Ve İsmet'in önü bu okul için şöyle diyor. Yani burası tam bir üniversite hüviyetiyle kurulmuş bir okuldur. Ee, ve hakikaten de öyle. Ee, Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün e, önemi bu. Güzel Sanatlar Akademisi'nden de biraz daha önce bahsetmiştim aslında da. Ee, burada da aslında Mustafa Kemal'in mesela Afet İnan'ı, Afet İnan'la yaptığı konuşmalar, Afet İnan'ın Türkiye İş Bankası yayınlarından bastığı hatıralarına falan baktığınızda şeyi görüyorsunuz. Ya bu kültür denen mevzu sadece böyle bilim şey ilerleme değil. Ee, pozitif bilimlerde falan değil. Aynı zamanda kültür dediğiniz şey işte sizin sanat alanında resim, heykel, tıraşlık alanında neler yapıyorsunuz? Kültürün tanımını bu şekilde yapıyor Mustafa Kemal. Bütün bu alanlarda yaptığınız şeylerin toplamıdır. Pars ee, gibi bir ifade kullanıyor ve yine Güzel Sanatlar Akademisi de aslında işte o omurgayı oluşturan Cumhuriyetin çok önem verdiği e, ...kurumlardan bir tanesi. Bu şekilde kurum, kurumlarla alakalı seçimleri bu şekilde yaptık. Hı hı. Daha fazla uzatmak da istemiyorum ama... ...mesela Gazi Mali evet. Menüsü, burası da yine öğretmenlerin... E, evet. ...yetiştirildiği, Gazi Terbiye Enstitüsü olarak da biliniyor e, bir kurum. E, burada da şimdi bir değişim gerçekleştirdik siyasi, ekonomik, kültürel... Bu değişimi topluma taşıyacak insanlar kimler? Büyük ölçüde öğretmenler, eğitmenler vesaire bu kurumda e, bu sebepten dolayı dahil edildi. Yani aslında farklı farklı konuları ele alan kurumlar sadece bir alanda e, uzmanlaşmayalım veya hani sadece bir alanı işlemeyelim. Evet. Belki e, o evet. açıdan düşünülmüş olduğunu görüyoruz. Peki şimdi e, biraz sohbetimizin sonlarına doğru geliyoruz burada hani biraz bu sergi gezildiği zaman nasıl bir his ziyaretçilerde nasıl bir his oluşacak <laughs> oluşması düşünüldü biraz bunları ele almak isterim özellikle şu nostalji konusu evet. hani Cumhuriyet'in 100. yılında tabii ki de Cumhuriyet tarihinden bahsedecek özellikle kuruluşunda neler yapıldı onlar her zaman ele alınıyor ancak böyle bir nostaljik bir his de var öyle bir kavram da işleniyor hani biz burada neler neye neyi amaçladık ondan biraz kısaca bahsedebilir misin Burak? Evet yani <laughs> şöyleydi bu benim tabii bir varsayımımdı sergi hazırlık aşamasında. Bir, bir, bir varsayımım vardı. O varsayımım da şuydu. E, buraya gelen insanlar acaba ilk başta ah nerede bu eski güzel günler diye mi düşünecekler? diye bir endişe aslında bir, bir biraz bir endişem vardı bu anlamda e, endişe çünkü aslında bizim temelde vermek istediğimiz mesaj o eski güzel günler geçti gitti falan gibi böyle bir şey değil e, temelinde şuydu. E, çok zor zamanlarda, çok zor koşullarda ve çok kısıtlı imkanlarda da değişim mümkün. E, biz aslında bu alt metinde yani serginin alt metninde bunu böyle çok açık bir biçimde şey ifade etmemiş e, olsak da Bir değişim hikayesi anlatıyoruz. Bir toplumun kabuk değiştirme hikayesini anlatıyoruz. Ve değişim yani bizde bir de Türkiye'deki biraz mevcut koşullardan dolayı da böyle bir geleceğe dair böyle bir umutsuzluk falan gibi bir hissiyat da var. Ee, şunu çok duyuyorum, böyle gelmiş böyle gider, dünyayı siz mi kurtaracaksınız İşte falan filan gibi böyle insanları böyle pasifizme teşvik eden şeyler. Ben onu ondan hiçbir zaman hoşlanmadım yani hani ee, ve hani. Burada bir değişim hikayesini anlatıyoruz ve bu değişim değişime inanan insanlar tarafından gerçekleştiriliyor ve kısıtlı imkanlarla gerçekleştiriliyor. O zaman bizim bugün de hiç şöyle düşünmemizin bir şey akla yatar bir tarafı yok yani değişmez. Bu iş böyle geldi böyle. Hayır değişecek, ee, olumlu yönde de e, değişecek. Değişim mümkün. Çok zor koşullarda mümkün. Hele bizimki gibi ne birinci ne bir birinci dünya savaşı yaşadık ne bir ikinci dünya savaşı yaşadık. Evet bizim de kendi dönemimize özgün bir takım zorluklarımız oldu ama bununla beraber o 20. yüzyılın ilk yarın yıllarındaki o çöküntü, o yıkıntı, şiddet, işte yerinden edilme falan gibi şeyleri yaşamadık. Pek çok açıdan daha deza, avantajlı konumdayız. Teknolojik açıdan daha avantajlı konumdayız. Bizim ama bir inanca <laughs> ihtiyacımız var. Bu inanç da böyle bunu böyle naif, ne kadar naif diyebilir insanlar. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle Almanya, bu Hitler'in mesela Nazilerin iktidara geldiği dönemi falan o dönemle alakalı yazılmış hatıraları falan okuyorum. Ee, mesela Primo Levi şöyle diyor. O da işte bu Holokost'tan kurtulan insanlardan bir tanesi. Bizim o dönemimizde benim etrafımda gördüğüm en sağlam insanlar ve Hitlerle en iyi uğraşabilen insanlar inançlı insanlardı. Çünkü bu insanların hayatta tutunacak bir şeyleri vardı, bir şeye inanıyorlardı ve o inanç onları aslında o zor koşullarda dahi onlara yaşama olanağı verdi. Ve yani aralarından kaybettiklerimiz oldu ama onlar da mutlu öldüler. Onu da biliyorum diyor mesela. Hı. dolayısıyla bizim hani bizim sergideki temel şeyimiz de aslında bu bu inancı değişimin değişimi mümkün olabileceğini, ileride de işlerin olumlu olarak değişebileceği mesajını vermek. O yüzden nostalji <laughs> değil yani bir melankoli evet. nostalji falan gibi bir şey değil amacımız. Yani tamam çok çok sağ ol bu güzel çok güzel açıklama için. O zaman son ben kendi adıma son soruma geçiyorum. Hem de bahsettiklerinle biraz da paralel. Ee, bu dönemde bu dönemde dediğim Cumhuriyetin ilk döneminde izlenen e, politikalar bugünkü yüksek öğretim kurumları için e, nasıl bir örnek sunmaktadır? Evet. Yani bu konu benim bu sergiden de önce aslında daha doğrusu Covid döneminde çok yoğun bir şekilde kafa yorduğum bir konuydu. Yüksek öğretim kurumları nereye gidiyor? Nasıl dönüşüyor? Ben kendim de bir işte akademisyenim. Ee, Zoom'dan ders yapmak zorunda kaldık. İşte o karanlık siyah ekranlar vesaire falan. Ee, ve ben bu konu üzerine sergiden de önce düşünüyordum. Sergiyle beraber biraz daha bir perspektifi oturtma şansım oldu aslında. Şimdi tabii bizim sergideki konumuz 1920'ler, 30'lar, 40'lar. Ama şimdi bugünkü yüksek kurumları çok farklılar bu dönemde bahsettiğimiz yüksek öğretim kurumlarından. Ne açıdan? Birincisi bilgi, yani bizim çağımızda bilgi biraz daha demokratik bir şekilde etti. Mesela 1930'larda sadece Türkiye'de değil, dünyada da üniversiteler çok kısıtlı bir toplumsal grubun temas kurabildiği kurumlardı. Yani daha böyle elit grupların, daha seçkin grupların bu okullara, bu insanların bu okullara erişim imkanları vardı. Diğer işte alt sınıflardan, orta sınıflardan insanlar genelde böyle bir olanaktan yoktu. Şimdi bizde böyle bir sıkıntı neyse ki kalmadı. Giderek de bence o şeyle alakalı daha farklı toplumsal kesimlerin e, içine katılabildiği bir e, akademik yapı oluşuyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da. E, i̇kinci bir konu kadın ve erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ile alakalı daha doğrusu. E, hiç geriye dönmesi mümkün olmayacak bir takım bence kazanımlar elde edildi bu geçen süre içerisinde. O yüzden e, o anlamda da 1930'lardan aslında belli konularda daha e, şey bir konumdayız, daha Bilginin demokratikleştiği bir ortamdan bahsediyoruz. Bunun yanında bir de şöyle bir değişim de oldu bu son dönemde. Üniversiteler artık sadece yani 1920'lerde, 30'larda üniversiteler akademik bilginin üretiminden sorumlu kurumlardı. Ve bu, bu konuda neredeyse tekellerdi. Yani buradaki araştırmacılar, hocalar vesaire. Ama şimdi artık böyle bir şey kalmadı. Bilgi üreten çok fazla yer var. Çok fazla platform var. Ee, o yüzden mesela bir sosyal medya sayfasına baktığınızda iyi hazırlanmış, özenli hazırlanmış veya bir YouTube videosu izlediğinizde gerçekten çok sağlam bilgilere edine, edinebiliyorsunuz. O yüzden ben şunu düşünüyorum. Üniversiteler biraz daha bu bilginin demokratikleştirilmesi konusunda daha aktif rol al, alabilirler. Bu sosyal medya ondan sonra veya sosyal medya platformlarına biz daha fazla dahil olabiliriz. Mesela Suna Kraç'ta yapılan iyi bir iş vardı. Wikipedia'daki Wikipedia'ya girilen maddeleri yüksek lisans ve doktora öğrencileri oturup düzeltiyorlardı ve kay akademik kaynaklarla zenginleştiriyorlardı bunu. Bu bence çok iyi bir şey. Yani bilgi üretmek demek sadece pahalı dergilerde makale yazmak, e, girip 40 dakika ders anlatmak demek değil aynı zamanda bu bilginin daha fazla insana ulaşmasını sağlayacak mekanizmalardan faydalanmak. İkincisi bir kurum yani üniversitelerin kurumsal düzeyde böyle bir bence böyle bir iş yapılabilir. Akademisyenler de bu işlere biraz daha e, ağırlık verebilir. İkinci konu üniversite özelliği ile alakalı. Biz sergide bundan bahsettik. Bu sunumda çok konuşmadık. Ama e, 1946'da yeni bir üniversite reformu yapılıyor ve bu arada sergi bununla bitiyor. Bu reformla beraber üniversite e, özelliği tanınıyor. Şimdi e, sonra tabii sonrası malum biraz <laughs> özellik konusunda biraz geriye gidiyoruz. Bu e, sebeple de... serginin e, aralığı da burada bitiyor evet, aslında bir 46 aynen. üniversite reformuyla bitiyor evet. çünkü bir sonraki dönem biraz daha farklı bir dönem. Evet Hı -hı. çok çok sağ ol. Teşekkürler. Evet gerçekten o orayla bitirdik. Çünkü sonrası çok fazla gelişmeye sahne oluyor. 1980'den sonra Yüksek Öğretim Kurumu kuruluyor ve Türkiye'de şöyle bir şey var. Her siyasi iktidar iktidara gelmeden önce YÖK'ü kaldıracağını ...vaat ederek iktidara gelir ama her iktidar iktidara geldikten sonra... ...yökü çok aktif ve efektif bir biçimde kullanır. E şimdi ben burada tabii yok kaldırılmalı mı kalmalı mı bu tartışmaya girmeyeceğim. Ama şunu söyleyeceğim, Yök kalsın veya kalmasın... ...üniversitelerin özellik alanlarının genişletilmesi gerekiyor. Türkiye'deki üniversitelerin e, ulusal düzeyde böyle bir problemi var e, bana kalırsa daha özerk olmalılar. Özerklik derken bağımsızlıktan bahsetmiyorum bu arada. Özerklik derken aslında üniversitenin kendi iç işleriyle alakalı, yine devlet kurumlarıyla beraber çalışabildiği ama kendi iç işleriyle alakalı, almak bünyesini almak istediği hocayla alakalı mesela, açılan derslerle alakalı, bunlar üzerinde dahi çok sıkı bir e, yok kontrolü var. Bu bence akademik özgürlüklerin önünde duran en büyük e, engellerden bir tanesi. O yüzden yok eğer kalacaksa bile bence bu bu kurumun revize edilmesi gerekiyor, sorumluluklarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Üçüncü olarak da bizim eğitimciler olarak, akademisyenler olarak yapabileceğimiz şeyler var bizim bu yani son dönemde biraz daha ben şöyle bir eğilim gördüm benim doktora yaptığım süreçte ve şu anda da çalıştığım kurumda. Daha böyle o kurumların demokratikleştirilmesi, bilgin demokratikleştirilmesinden bahsetmiştik ya. Artık üniversitedeki hoca ve öğrenci ilişkisi de biraz o tarafa doğru evriliyor. O hiyerarşileri biraz daha kırmak yani hoca, öğrenci, profesör öğrenci falan gibi böyle hiyerarşileri kırmak bence öğrencileri daha hevesli hale getiriyor. Öğrencilerin dersleri daha böyle yakından takip etmesine, hoca ile daha birebir iletişim kurabilmesinin önünü açıyor. O yüzden o eski uslubu hatırlayın yani bir hoca gelir derse bilginin kaynağı olarak o bilgi kaynağı bilgisini diğer insanlara böyle bir şekilde saçar gibi böyle bir anlayış vardı. Şimdiki pedagojik yaklaşımlar biraz daha aslında hocaları öğrencilerden bir şey öğretmeye, öğrenmeye sevk edecek türden, daha interaktif, öğrencilerin daha fazla dersle alakalı söz sahibi olabildiği. O yüzden yani bireysel olarak da yapılabilecek şeyler var. Hani o şunu söylemek istemiyorum. İşte bu ulusal ve küresel problemler çözülene kadar bekleyelim. Yok, bireysel olarak da yapabileceğimiz Sınırlı da olsa e, belli şeyler var bu şekilde. Tamam. Ee, Sevgiye Burak ağzına sağlık İlk bölümü <laughs> tamamladık bu e, sayede. E, ve şimdi soru-cevap bölümüne geçeceğiz. E, izleyicilerimizden de epey bir soru geldi. Öncelikle ilk bir soru vardı bu konuşma YouTube'da yayınlanacak mı diye. Evet yayınlanacak. Anamet Kütüphanesi YouTube e, sayfasına e, bu konuşma e, en kısa zamanda e, yüklenecek. Oradan da tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Zaten e, bence bu konuşma bir referans <laughs> konuşması da oldu. E, eğitim tarihiyle ile ilgilenenler tekrar tekrar baksa ne, ve dinlesen ne güzel olur. E, ilk sorulardan biri, ben de biraz tahmin ediyordum, köy enstitüleri ile ilgili oldu. Hı hı. Köy enstitüleri ve yüksek ve Hasan olan yüksek köy enstitüsünü yüksek öğretimde nereye koyabiliriz diye bir hı, soru geldi. Evet, yani e, köy enstitüleri e, tarihte bazen şöyle bir problem oluyor. Bizim şu anda kullandığımız kategoriler ve tarihte kullanılan belli kurumları, belli dönemleri tanımlamak için kategorilerle tam uyuşmuyor. Ama ben yani bugünkü üniversite organizasyonunu e, kriter alırsam bir hareket noktası olarak alırsam o anlamda yük, köy, köy üniversiteleri üniversite, şey, üniversite veya bir yüksek kurumu değil. Daha çok pratik aktiviteye dayalı ee, yani şeyi sosyal sermayeyi e, ihmal etmeyen ama bununla beraber mesleki bana okullar e, gibi geliyor köylülerin daha pratik ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak türden okullar gibi geliyor o yüzden biz e, serge köy müstilerini dahil etmedik bunu bu arada konuştuk aramızda zaten hani çokça e, köy enstitülerine dahil etmedik. E, çünkü o konu bu arada onunla alakalı da ayrı bir sergi yapılabilir. Yani o konu çünkü hani e, daha Kendi böyle, içerisinde çok katmanlı. Evet, <laughs> evet, daha çok daha katmanlı bir konu ama şey yani bir teselli olacaksa eğer Hasan Ali Yücel'den sıklıkla söz ettik ee, İsmail Hakkı Tonguç'tan söz etmiştik diye hatırlıyorum köy enstitülerinin kurulmasında hı hı. önemli rol oynayan figürlerden diye ee, şey de ekleyebilir miyiz mesela Gazi Muallim Mektebi'nde e, hani köy enstitüsündeki insanların bu okullardan mezun olduğu konusu da mesela evet. Tergi evet. açısından aslında bizim değindiğimiz konulardan bir tanesi. Evet. Hani oradan oraya bir geçiş olabilir yani köy enstitüsü kurucuları bu bizim sergide bahsettiğimiz kurumlarda eğitim görmüş ve buralardan mezun olmuş kişiler. Hani evet. bu anlamda biraz birbirlerine değiyorlar aslında. Tabii tabii. Evet çok iyi oldu bunu söylediğin İrem. Ben konuşmanın içinde bahsetmemiştim bundan ama metinlerde bahsediyoruz. Hı, -hı. Ee, öyle bir şey de var gerçekten. Bu kurumda çalışanlar daha sonra eğitmen olarak köy de <laughs> çalışıyorlar. Bir başka sorumuz. Ben biraz soruları birleştireceğim. Ve şey biraz daha kısaltabilirim. Şimdi kimi sorularda Konuşma sırasında geldiği için sonrasında bahsedildi. Hı hı. Mesela bir soru Türkiye'ye gelen Yahudi bilim adamları ile ilgili bir kısım bulunuyor mu gibi bir soruydu. Bundan bahsettik, evet bulunuyor. Fakat bu sorunun bir devamı da oldu. Bu bilim adamlarının Türkiye'yi terk ettiği ile ilgili bir direnç var mı da terk ettiler? Yani Bir kısmı terk etti çünkü. Onunla ilgili bir soru geldi. Direnç yani ya şöyle tabii ki insanın olduğu yerde e, itiraz da vardır muhalefet de vardır e, bu şeyde de var e, Cumhuriyet tarihinde de ben bununla benzer şeyler gördüm yani işte Türk hocalarla çok böyle iyi iletişim kurup Türk hocaların e, çok iyi iletişim kurmadıklarıyla ile falan alakalı veya çok e, bizim bir parçamız değilseniz mesajı adıkları önemli. Ama bence ayrılmaların arkasındaki temel sebep bu değil yani. Yani e, ayrılmaların arkasındaki temel sebep e, birincisi bu insanlar çok önemli e, insanlardı, önemli araştırmacılardı. Bir kısmı Avrupa'ya geri döndüler. Avrupa'ya geri döndüler çünkü daha iyi araştırma imkanları sunabilen ...kurumlar, daha zengin kurumlar, teknolojik açıdan daha ileri kurumlara erişebiliyorlardı. Bu Yahudi bilim adamların bir kısmı da mesela Amerika'ya gitti. Amerika'ya gittiler çünkü neden? Çünkü zaten Amerika çok ciddi bir şekilde Yahudi e, göçü almıştı e, bu dönemde, bu iki savaş arası dönemde. Öncesi de var tabi Ama buralarda böyle bir Yahudilerin bir araya geldikleri, birbirleriyle dayanıştıkları aslında bir e, iklim oluşmuştu. Ama Türkiye'ye baktığınızda tabii böyle bir şey yok. Böyle bir nüfus yapısı yok. Yahudiler var ülkede ama çok küçük bir e, grup. Nüfusun yüzde birine belki daha azına tekabül ediyorlar. O yüzden e, büyük ihtimalle açıkçası kendilerini daha evlerinde hissedebilecekleri <laughs> yerli yerlere gitmeyi tercih ettiler diyebilirim. Benim en azından sergi süresince okuduğum araştırmalarında gördüğüm şey o şekildeydi. Bir başka soru konuşma sırasında da bahsedildi bu geç Osmanlı ile erken Cumhuriyet dönemi arasında geçişkenlik. Ancak bu da biraz daha spesifik bir alanda sosyal bilimler genelinde, yüksek öğretimde, hmm. Osmanlı'dan Cumhuriyet'te bir geçişkenlik söz konusu mu? Yoksa bu temel yapılandırma sadece sosyal bilimler alanında sadece Cumhuriyet döneminde mi oluyor? Yok yani ya yani sosyal bilimler alanında derken sadece humanities falan değil de mesela şehir işte ülke mesela e, siyaset e, bilimi okulu bu okul mesela Osmanlı döneminde kuruluyor neden kuruluyor e, çünkü Osmanlı'nın aslında nitelikli bürokratlara ihtiyaçları var değil mi? Ee, ve Cumhuriyet döneminde de yine bu kurum var. Biz serginin içerisinde mesela o kurumdan bahsetmedik. 1936'da veya 37'de Ankara'ya taşındı o kurum ve Ankara'da eğitime devam etti. Ama şey e, yani Sosyal Bilimler nezdinde böyle e, yani bir takım işler var muhakkak ee, burada yetiştirilen bürokratlar var. Bu arada hani sosyal bilimler derken yani bir harbiye mektebinde de sosyal bilimler eğitimi var. Yani hani bir dünya tarihi eğitimi işte başka alanlarda eğitimler asker olmak demek. Yani bu bu konu tamamen böyle ihmal edilmiş bir konu değil Hı -hı. E, bildiğim kadarıyla e, Cumhuriyet döneminde. Ama dediğim gibi daha böyle kurumsallaşmanın daha güçlü olduğu, daha kapsayıcı kurumların oluşması söz konusu ve bunu da tabii sadece sosyal bilimlere değil bütün kurumlara farklı ölçülerde yansıması oluyor. Bir başka soruda cumhuriyet kadrolarının, kadrolarının toplumun ne kadarını Hangi seviyede bir eğitim almalarını arzu ediyorlardı e, sorusu var. E, bu e, cumhuriyet liderleri nasıl bir yol haritası çiziyorlar ve hangi stratejileri takip ediyorlar ediyorlardı? Şimdi e, benim bu arada doktor tezim de zaten cumhuriyet üzerine ve eğitimle alakalı orada da bir e, kısım bir bölüm vardı. E, benim araştırmalarımdan görebildiğim kadarıyla, en önemli mesele bu kurumların insanlara ulaşabilmesi yani bu sadece yüksek öğretim bazında söylemiyorum bunu ee, özellikle şimdi dedik ya işte nüfusun yüzde onu okuma yazma biliyor şimdi siz kendinizi böyle bir ülkede ki bir siyasi bir lider olarak e, hayal edin yapacağınız ilk iş ne olurdu okuma yazmanın öğretilmesi olurdu bunun için mesela millet mektepleri e, kuruluyor ve millet mektepleri böyle ülkenin dört bir yanında yaş sınırı olmaksızın e, insanların gelip orada okuma yazma öğrenebildiği okullar e, bunun dışında okulların sayılarında yani sayılara bakmak aslında bize o şeyi söylüyor Cumhuriyet'in bunu topluma e, ulaştırma gibi böyle bir arzusu var e, işte sayıların mesela ciddi bir şekilde arttığını 1900 bu arada yüksek öğretim bazında söylemiyorum bunları, daha çok daha işte ilk öğretim, orta öğretim bazında söylüyorum. E, çünkü liseler falan da mesela çok az e, sayıcı. E, bundan sonraki Cumhuriyet kurulduktan sonra bunları toplumun böyle hücrelerini aslında penetre edebilmesi, toplumun Türkiye'nin her bir kısmında bir okulun açılması için uğraşıyorlar. Ama burada bir temel bir problemle karşılaşılıyor. O da bu tarım, Türkiye'nin bir tarım toplumu olması. Şimdi tarım toplumu olmak demek nüfusun çok büyük ölçüde küçük gruplar halinde köylerde, kırsal alanlarda yaşaması demek. O da o işi çok daha zorlaştırıyor. Yani, Hı. çünkü bir şehire büyük bir okul yaptığınızda oradaki ihtiyacı giderebiliyorsunuz. Ama e, hani bunu bir köye yapıyorsunuz ama öteki köy yarın bir gün kar yağdığında başka bir şey olduğunda ulaşamıyor. Lojistik bir sürü problem de var. Altyapısı hakikaten zayıf yani ulaşım imkanları anlamında. O yüzden öncelikli mesele yani sıfırdan aslında benim gördüğüm sanki böyle bir sıfır noktasından başlıyormuşçasına bu kurumları mümkün mertebe topluma ulaştırmak eğer mesela kayıtlara bakıyorlar e, mesela hangi okulda kaç öğrenci kaydı var bu böl bölgedeki bu okula gidebilecek öğrenci sayısı kaç falan gibi araştı. bunlar Cumhuriyet arşivlerindeki belgelerde var. Ve oradan bir hesaplama yapıp hani insanlar okula gitmiyorlarsa neden gitmiyorlar e, aileler çocuklarını göndermiyorlarsa neden göndermiyorlar falan gibi çalışmalar da var. Dolayısıyla ona dönük de yani insanların okula gitmesini teşvik edecek böyle pek çok politika e, gazetelerde vesaire falan da var yani. Hı hı. Yani bu bunları da belgelerde karşılaştığımız evet. e, söyleyebiliriz. E, bir başka soru Darfun'un ilgili. bu ile ilgili birkaç soru var. E, i̇lki Osmanlı e, da Yani Darfün'le ikinci meşrutiyetin etkisi e, ve 1908-1918 arasındaki e, ilerleyişi nasıl hmm. okuyabiliriz? Hep soru var. Yani 1908-1918 arasındaki bence dönüşümü biraz e, şeye yaklaştıran türden e, bir dönüşüm. Bizim bugün işte o modern üniversite diye tanımladığımız... Ee, ve yine aynı şekilde Cumhuriyet döneminde daha da ivme kazanarak devam eden ama Osmanlı döneminde de var olan bir eğilim. O eğilimde ne? Daha fazla insanın bu kurumla temas etmesi. Bunun içerisinde işte kadınlar da var. Sunum sırasında işte o kadın mücadelesinden bahsetmiştim. Mesela Kadınlar Dünyası diye bir Hı. dergi var ee, Nuriye Uluye'nin öncülük ettiği yayınlanmasında mesela bu dergiyi incelediğinizde ki yanlış bilmiyorsam bunlar çevrildi günümüz Türkçesine de Osmanlı Türkçesinden ee, mesela oraları falan eğer izleyiciler yani bu soruyu soran e, izleyici kimse orada bununla alakalı çok böyle e, kadınlardan böyle çok fazla bir talebin olduğunu insanların bu okullarla temas etmek istediği yönünde bir eğilim var ama biz sergi süresince hep bu kısma baktık yani bu topluma ne kadar ulaşabildi ne kadar ulaşmaya çalıştı bu kurumlar ne kadar kapsayıcıydı eğer bununla alakalı akademik daha böyle akademik bir taraftan bu soruyu soruyorsanız o konuda çok bilgi sahibi değilim ya yani mesela fen fakültesi ne yaptı yani hani bunun için ayrıca bir araştırma yapmak gerekir veya işte veterinerlik fakültesi falan gibi hani o tarihçi olmanın bir güzel tarafı bu bir kötü tarafı bu her şeyi biraz bilmeniz gerekiyor haşina doluyorsunuz ama tabi onun da sınırları var yani ee, buradan Darfun'un Cumhuriyet dönemiyle ilgili bir soru var yani İstanbul e, Üniversitesi'nin 1933 reformu ile e, darfınındaki bütün hocaların işin, işine son veriliyor diye hmm. yazıyor hmm. izleyicimiz. Hmm. bu kiş, bu kişilerin kaçı tekrardan üniversiteye alınıyor? ve son işlerine son verilme belgelerine ulaştınız mı? İşlerine son verilme belgelerine ulaşmadım. Hiç görmedim. Çok fazla kaynağı incelemiş olmama rağmen ama mesela 1933'te yayınlanan yani İstanbul Üniversitesi reformunun yapıldığı yıllarda yayınlanan e, gazeteleri incelerse e, izleyicimiz orada bu, bu konuyla alakalı bilgi var. Bu arada hepsinin görevine son verilmiyor. E, böyle bir detay da var. Yani buradaki yaklaşık tam sayıyı veremeyeceğim ama 150 kişilik bir... Öğretim elemanı grubu var. Sanırım bunların üçte biri kadarı üniversitede kalmaya devam ediyorlar İstanbul Üniversitesi'nde. Belki biraz daha az olabilir bu sayı. Diğer geri kalanları emekliye ayrılıyor. Emekliye ayrıldıktan sonra da bir süre maaş almaya akademisyenmiş gibi maaş almaya devam ediyorlar. Ama bu yani o konu benim de merak ettiğim bir konuydu açıkçası. Bu insanlar daha sonrasında ne yaptılar? Hayatlarına nasıl devam ettiler? <laughs> Buradan böyle bence iyi bir e, yüksek lisans doktora tezi çıkabilir yani. Ama bir kısmı üniversiteyle temasını sürdürüyor yani. Hepsi şey yapılmıyor. E, bu sorunun bir de başka bir konuyla ilgili bir devamı var. E, mübadele ve mübadelenin e, yüksek e, öğretime etkisi. E, mübadiller yani 1923 26 arasında Yunanistan'la mübadele yapıyor. Mübadillerin üniversite eğitimine katılımı, mübadil hocalarla ilgili kayıtlara e, ulaştınız mı? İstanbul Rumların bu dönemde yeni kurulan üniversiteye katkıları ol, oldu mu Diyebilirsiniz. Şimdi ya yani mübadiller konusu biraz ya ben şöyle söyleyeyim yani mübadiller Türkiye'ye gelir gelmez e, buradaki insanlar onları böyle kucaklarını açmış bir biçimde karşılamıyorlar. E, buraya gelen ki bu arada benim ailemde ben mübadeleyle gelmediler ama 1923'te Yugoslavya'dan gelmişlerdi. Ben e, aileyle, dedemle, babaannemle yaptığım konuşmalarda şunu duyuyordum. Yani çok uzun süre hayatlarını zaten bir raya oturtamıyorlar. Türkiye'nin farklı yerlerine gidiyorlar, farklı şehirlere gidiyorlar. mallarına mülklerini çok büyük ölçüde geride bırakmışlar. Dolayısıyla mübadillerin ben bu aşamada e, hani bunu bir tarihsel bir belgeye dayanarak söylemiyorum, ama Cumhuriyet tarihi okumama dayanarak söylüyorum. O dönemde hiç böyle bir önceliklerin olduğunu e, düşünmüyorum. Daha çok muhtemelen hayatta kalmaya çalışıyorlar. Muhtemelen kendilerine. Bu arada mübadillerle alakalı şöyle bir detay da var. Şimdi mesela Türkiye'de bu insanlara toprak vesaire veriliyor. Ama oradaki yerel nüfus bu toprakları kullanmaya başlıyor. Mübadiller geldiklerinde kendilerine verilen toprakların kullanımda olduğunu görüyorlar. Oradaki yerel nüfus diyor ki bu topraklar bizim siz nereden geldiniz? Ben buraya ekiyorum, biçiyorum diyor. O da diyor ki devlet bana bu toprağı verdi. <laughs> yani ee, orada yerel nüfusta çok ciddi böyle çekişmeler işte bu ekonomik işte e, arazi durumuyla alakalı falan çok ciddi gerilimler var. O yüzden ben o dönemki müvadillerin e, veya muhacirlerin yani hani böyle şey yaptıklarını hiç zannetmiyorum. E, yüksek öğretim kurumlarıyla bir temas e, kuralım. Öğretim kurumlarına gidelim... Ha, ...Balkanlardan gelen insanlar var... ...onu gördüm yani... ...DTCF'de hı hı. falan... E, ...öyle profillere sahip insanlar vardı... ...Balkanların çeşitli yerlerinden gelen... ...ama hangi dönemde geldiler... ...aileleri birinci nesil miydi... ...ikinci nesil miydi o... ...ayrı bir araştırma konusu gibi... ...ayrı bir araştırma konusu... ...evet... Ee, biraz artık süremizin sonuna geliyoruz. Ee, son bir soruyu da e, ileteceğim e, ve sonrasında kapanışa e, geçeceğiz. E, bizi e, yurt dışında e, izleyen e, bir öğrencinin sorusu. E, yurt dışında eğitim gören öğrencilere de yer verilip verilmediğini araştırmanızda bununla ilgili neler nelere rastladınız evet. bilgi verebilir misiniz Evet yani, evet bu bizim araştırmada yer vermediğimiz konulardan bir tanesiydi Çünkü biz aslında Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının nasıl yenilendiğini bu kurumların burada yetişen insanlara nasıl bir katkı sunduğunu anlamaktı temel hedefimiz ve niyetimiz ve bunu göstermekti e, yurt dışına giden öğrenciler var. E, çok yani çok fazla değil ama böyle e, önemli figürler e, bir dönem yurt dışında bulunuyorlar. Mesela Enver Ziya Karal. Enver Ziya Karal kim? E, o bir dönem Ankara Üniversitesi'nde işte dekanlık e, görevi falan gibi görevler isteniyor Kendisi bir tarihçi. Ee, bir dönem gidiyor yurt dışında kalıyor. Onun gibi bu arada başka e, şu an böyle tam isimler aklıma gelmiyor ama bununla alakalı Türk Prometeler diye bir kitap var Türkiye İş Bankası yayınlarından. Orada yanlış hatırlamıyorsam 25-30 tane insanın yurt dışına gitmiş, orada eğitim görmüş ve sonrasında Türkiye'ye geri dönmüş ee, insanlarla alakalı güzel bir kitaptı ve kendi yazdıkları şeylerdi. Mesela işte birinci şey ikinci Dünya Savaşı'nın başlangıcını Almanya'da karşılayan bir öğrencinin e bir anekdotunu okumuştum. İnsanlar koştura koştura ülkeden ayrılmaya çalışıyorlardı. Bana ise garip bir sakinlik hakimdi falan gibi böyle. Ama kim olduğunu şu anda isim olarak hatırlayamıyorum. Ama Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkan o kitabı muhakkak e öneririm. Orada bununla alakalı epey bir bilgi var. Ha, bu insanlar döndükten sonra ne yapıyorlar sorusu da şöyle cevaplanabilir. Geldikten sonra akademinin içerisinde direkt olarak e, kendilerine yer buluyorlar. Bir kısmı işte dekan oluyor. Bir kısmı sonraki yıllarda işte rektör oluyor. E, üniversitelerde o, o insanların da yine bıraktığı bir iz var. O zaman bu noktada Konuşmamızı toparlayalım. Ee, sevgili Burak Başaranlar, sevgili İrem Ünal e, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. E, ve bu noktada kapanış için sözü e, Çiğdem Yıldırım'a veriyorum. Ve son olarak çok affedersiniz <laughs> dinleyicilerimizin sergiyi gezmesini e, <laughs> dilerim. Ee, ve bütün bu konuştuklarımızda da e, bir şekilde hatırlayarak o gözle de bakabilirlerse çok değerli olur. Teşekkür ederim. Ee, değerli dinleyicilerimiz bir Anamet Kütüphane konuşmalarının daha sonuna geldik. Ee, konuşmacılarımıza tekrar çok teşekkür ederiz. Ee, çok değerli bir çalışmayı bizimle paylaştılar. Ee, sizlere de değerli sorularınız ve katkılarınız için ayrıca teşekkür ederiz. Konuşmalarımız Mayıs ayında da devam edecek. E, 2 Mayıs'ta Gündelik Hayat Tarihi'nde popüler bir memba, mizah dergileriyle çoğunluk değerlerini izlemek başlıklı konuşmasıyla Levent Çantek bizlerle olacak. Bu konuşmamızın da bilgilerini e, web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. E, şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere, iyi akşamlar. Sağ olun, teşekkür ederim herkese. <laughs>